işe gitmek için evinden çıkan Ahmet Karadayı'dan bir daha haber alınamadı. Kendi arabası var. Arabayı park ediyor. Anahtarı bir markete bırakıyor. Araba anahtarını neden markete bıraktı? Hiç işe gitmemiş mi Ahmet o gün? Gitmemiş. Ahmet var mı yanında? Ahmet yok dedi. Ne diyeyim sen kızım dedim ben. Ahmet nereye gider? Çocuğun zaten hayatta bırakmaz. Nişanımızın hayatta zaten bırakmaz. İnsanın başına kötü bir şey mi geldi diye ister istemez işte aklına o soru düşüyor. Ahmet Karadayı nerede? Birazdan. Aytaç Aksoy 2 yıldır görmediği 5 çocuğuna kavuşabilecek mi? Ben evlatlarımı istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Orada sen bir sürü yalan söylüyorsun. Bunlar ortaya çıkınca tamam, ne olacak? Tamam gel buraya. Senin dediğin gibi onlar seni dışarı atmamış, sen evi terk etmişsin. Hayır. Ve başka bir takım iddiaları daha var. Aytaç Aksoy dosyasında taraflar canlı yayında yüzleşiyor. Birazdan. Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayetin sır perdesini araladı. 2014 yılında işlenen bir cinayet sevgili seyirciler. İki küçük kız çocuğunun babasıydı. Hacı Veli Taşdöğen cinayetiyle ilgili olarak eşi Ayşe Taşdöğen Arif T. tutuklandı. Hep birlikte çalışmalarımızla gerçek yani ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Çok mutlu. Çok. İnandık bu cinayetin bu noktaya gelmesine büyük emek sarf ettik. Hacı Veli Taşdöğen cinayeti çözülüyor. Birazdan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. 15 Ekim Salı Star TV'de Gerçeğin Peşinde başladı. Sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar göndererek başlıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz Star TV ekranlarına. Biliyorsunuz dün yayında paylaştım sizlerle. Çok önemli gelişmeler vardı Hacı Veli Taşdöğen cinayeti ile ilgili. 4 Ağustos 2014'te işlenen bir cinayete dair önemli tutuklamalar oldu gerçekleştirdiğimiz yayınlar sonrasında. Burada anlatılanlarla jandarma elindeki bilgileri eşleştirdi, savcılık soruşturmasını yürüttü ve sonrasında öldürülen Hacı Veli Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen ve bir ilişki yaşadığını söylediği ve kocası öldürüldüğü gün telefonla konuştuğunu kabul ettiği Arif T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor ve bugün bir önemli tutuklama haberi daha geldi. Kim tutuklandı? İşte yayınımıza gelen, ben gizli tanık olarak bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Oradaki Hasan Bey, Saliha Hanım, aile bazı şeyleri saklıyor diye iddialarda bulunan gizli tanık, daha sonra da yayında kendi ağzıyla Ayşe Hanım'la ortak bir çocuğu olduğunu itiraf eden gizli tanık da tutuklananlar arasında. Yani Ayşe Taşdöğen, Arif T. ve o gizli tanık da tutuklu. Başka tutuklamalar var mı? Bugün neler olacak orada? Murat Sönmez'e birazdan bağlanacağız ama tabii ki gizli tanığın tutuklanma nedeni ne? Acaba ne için tutuklandı? Bu bilgileri yayın içerisinde sizlere aktaracağım sevgili seyirciler. 20'den fazla kişinin ifadesine başvurulmuştu. Bunu biliyoruz. Belki bunun devamı da gelecektir diye zaten hukuk danışmanımız daha önce söylemişti. Hasan Bey, üçüncü kişi de tutuklandı. Çok güzel. Size kendini istihbarat elemanı olarak tanıtan şahıs bu. Evet. Bağda şeyimize geldi. Biz Babu Bağdakan yanımıza geldi. Ben istihbaratım dedi. Ve siz de umutlandınız aslında kardeşinizin katilini bulacak diye ama... Şimdi... Evet yani yalan değil yani doğru yani çok yani bize orada Bağda yani şey verdi bize yani umut verdi. Ben dedi istihbaratım dedi. Ben dedi senin dedi kardeşini dedi bulacağım dedi. Ama yani şimdi Bağda, kardeşinizin... Ama değilmiş yalan söylemiş bize. Evet, şimdi kardeşinizin öldürüldüğü cinayetle ilgili tabii, olarak tutuklu isimlerden bir detay vereyim. Bir detay vereyim müsaadenizle. Bunlar cinayet şüphelisi olarak tutuklular bunu bilin bir kere. Yani suçu veyahut da suçluyu gizleme değil de cinayete iştirak etme suçuyla tutuklandıklarını da ben özellikle belirtmek isterim.
ve nüfusunda Ayşe Hanım'la ortak bir çocukları var. Bu gizli tanığın. O kişi, o çocuk da daha 2,5 yaşında ve Hacı Veli Taşdoğan öldürüldükten sonra yaşanan bir ilişki bu. İşte bunların hepsi bu cinayet soruşturmasında göz önünde bulunulan bilgiler. Evet, Hacı Veli Taşdoğan cinayetiyle ilgili size aktaracaklarım var yayın içerisinde ama biliyorsunuz yine konuştuğumuz bir başka konu var. Nedim Yaman cinayeti. O da Mardin'de işlendi ve Nedim Yaman 12 Eylül 2015'te öldürüldü. O gün bugündür ailesi Nedim Yaman'ın katil ya da katillerinin bulunmasını bekliyor. Yaşadığı Dargeçit ilçe merkezinden köyüne dönerken pusu kurularak yolda öldürülmüştü Nedim Yaman. İşte bu yolda pusuyla ilgili pek çok insandan şüpheleniyor aile ve o isimler zikredilmişti. Ve yine hakkında iddialarda bulunan isimlerden biri de Nedim Yaman'ın eşi Şükran'ın dayısı Mehmet Yavuz'du. Mehmet Yavuz bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi o kadar iç içe ilişkileriniz var ki akrabalık bağları çok güçlü. Nedim Yaman zaten bir berdel evliliğiyle evlenmiş sizin yeğeniniz Şükran'la. Ama şüphelenenler de aile bireyleri, birbirinden şüpheleniyorlar. Sizinle ilgili şimdiye kadar hangi iddialar dile getirildi? Bir onları izleyelim, sonra konuşalım. Tamam. Evet. Nedim Yaman cinayetinde sıklıkla ismi geçenlerden biri de Mehmet Yavuz oldu. Şu an hep Mehmet Yavuz'un ismi geçiyor. İbrahim Yavuz'un da ismi geçiyor. İbrahim Yavuz zaten öldü. İbrahim Yavuz, Mehmet Yavuz, Şükran Yaman yani rahmetlinin eşi. Bunlar zaten bir aile. Bunlar haftada en az 10 kere birbirini arayıp da soran insanlardı. Bence bu üçünden başlamak lazım. Cinayeti 10 dayısıyla 10 üstüne atan benim ablamdır. O dayının ismi neydi bu? Ben niye atacağım? Ben Mehmet İstanbul'da Yavuz. Yaşıyorum. Siyah araba Mehmet Yavuz'a mı aitti? Siyah bir araba var. Köye 3 kere gidip geliyor. Motorunun arkasında, önde. O siyah arabanın plakı gözükmüyor. Mehmetlerin kiraladığı araba. Enişteme dedim ki erkek kardeşi para çaldı, 11 milyar para çaldı. Artı görülmüyor. Annesinden de altınlar almış. Abim öldürülmeden o bir hafta içinde. Ablam dedi ki işte eşimden şüpheleniyorum dedi tazminimde. Eniştem telefon konferans şeyi yapmış dedi. Abisiyle dayı Mehmet Yavuz onlarla birkaç isim söylemiş dedi. Onlarla bir telefon konferansı yapmıştı. Beni gördüğü zaman dedi telefonu kapattı dedi. Arazi yüzünden tartıştılar. Öz dayısı Mehmet Yavuz ve çocukları. Evet. Hiçbiri cenazesini gelmedi, taziyesine gelmedi. Taziye olayında dayısının oğlu Osman Yavuz var. Abimle sataşıyor. Abim ona tokat vuruyor. Diyor taziye yeri yapacağım diyor. O da diyor yapamazsın diyor. Diyor o zaman tapunu getir veya köylüdeki burası benim arsam. Şu anda taziye evindeyiz. Taziye evi yapılırken Mehmet Yavuz'la Nedim Yaman arasında bir gerginlik olmuş. Burada biraz tartıştılar. Fakat Nedim dedi senin arsan değildir. Kime söyledi? Mehmet Yavuz'a söyledi. Mehmet Yavuz mahkeme açmıştı. Mehmet Yavuz beni aradı ama bir kere mi iki kere mi cinayetin olduğu akşam 3 mi 4 mü olmuş karanlık olduğu zaman aradı. Mehmet Yavuz mahkemeye bilmiştir. Benim toprağımdan yapılmıştır. Yani hala şu anda da mahkemeliktir. Yani mahkemeye kazanırsam yıkarım diyor. O zaman herhalde konuşma olmuştur herhalde. Mehmet Yavuz hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Evet, Mehmet Yavuz bir kez daha söyleyeyim. Öldürülen Nedim Yaman'ın eşinin dayısı, öz dayısı ve aynı zamanda da biliyorsunuz yine akraba olan dayı dedikleri İbrahim Yavuz da Nedim Yaman öldürüldüğü gün onunla birlikte şehir merkezine, daha doğrusu köyden ilçe merkezine giden ama dönüşte onunla gelmeyen Nedim Yaman'ı öldürülmeden yarım saat önce de köye gelip o işte aileyle konuşan kişi. Mehmet Bey siz Konya'dan geldiniz değil mi? Evet, Konya'dan geldim. Konya'da yaşıyorsunuz. Evet, Konya'da yaşıyoruz. Peki bu cinayet işlendiğinde Nedim Yaman öldürüldüğünde nerede yaşıyordunuz? Konya'da. Konya'daydınız. Evet. Peki olay günlerinde sizin Batman'da olduğunuza dair işte isminiz geçiyor. İnsanlarla konuşmalar yaptığınıza daha önce kavgalar olduğuna. Bunlar ne zaman oldu? Hiçbir zaman ne kavga olmuş ne Nedim'le tartışmamışım. Bütün iddialar yalandır. Sizin Nedim Yaman'la aranız iyi miydi? Çok iyiydi. Hiç küstüğünüz hiç olmadı? Hiç küstüğüm olmadı. Yok bak bir saniye ben konuştuğum zaman. Tamam nasıl bak onlar konuştuğu zaman. Tek ben tek merak etmeyin. Siz anlatın, tek anlatın ben onlara benim da soracağım. Benim sizden ricamız var. Onlar konuştuğu zaman ben ağzımı da açmam. Mehmet Bey siz ben anlatın ben onlara da soracağım. Konuyu bitirdiğim zaman. Siz anlatmaya devam edin lütfen. Anlatın.
Ben Nedim'le hiçbir zaman tartışmamışım. Hiçbir zaman, evet. Hiçbir zaman. Nedim her zaman beni seviyordu. Ben de Nedim'i çok seviyordum. Sadece Nedim'in annesi bana kuş idi. Ben kimseye kuş olmam. Niye küstünüz kuşmamışım. Annesiyle? Bizim bir arazi vardı, bahçe. Evet. Abim onlara vermişti. Bir zaman bu televizyonda çıkan Ramazan Özçelik Konya'ya geldi benim yanıma. Dedi ki şu bahçeyi bana ver, benim ekecek bir domates yerim yok. Ben de acıdım. Ben Allah rızası için... Yani bahsettiğiniz bu arazi hani taziye... Bu arazi ayrı, taziye ayrı. Değil mi? Başka, başka bir bahçe. Tamam. Ben ona verdim. O da onun için bana tamam. Kusuydu. Peki orada bir iddia var. İşte az önce bahsettiğiniz kişinin de anlattı. Burada aile üyelerini de dile getirdi. Taziye evi yaptırmak istemiş. Nedim Yaman köyün muhtarıydı. Sizin arsanıza girdiği için de kavga etmişsiniz. Hatta sizi tokatlamış. Ve sonrasında da sizin şikayetçi olduğunuzu davanızda hala sürüyormuş. Bu iddialar hepsi yalan. Benim tespitlerim var. Benim resmi belgelerim var. Onları Hasan Bey bakar. Ben baktırayım. Siz herhangi bir şikayette bulundunuz mu Nedim Yaman hakkında bugüne kadar? Hiç hakkında bir şikayette bulunmadım. O benim... sizin hakkınızda bulundu mu? Yok. Benim... Peki insanlar niye söylüyor Mehmet Bey? İnsanlar diyor ya hani kavga ettiler, tartıştılar. Bütün insanlar benim yalan hakkımda... söylesinler? Yani onlar yalan söylüyor olabilir. Neden yalan söyleyip sana bir leke çalmaya çalışsın? Ramazan Özçelik yalan söylüyor. Neden sana leke çalmaya çalışsınlar ki? Nedeni bilmiyorum ki. Nedeni... Bir yalan varsa bir karşı tarafın bir menfaati vardır. Çünkü orada diyorlar ki tartıştılar. Karşı tarafın menfaati Ramazan Özçelik'in sade menfaati bir kaşık çorbasıdır. Nesidir? Bir kaşık çorbadır, çorba. Çorba. Yani köyün yani ilk fesadi odur. Mehmet Bey, yani siz diyorsunuz ki benim... olan bütün köylerin, bizim bütün köylerin yani dedikodisi çıkaran o ailedir. Hangi ben, aile? Bu aile. Bunlar değil. Bunlara evet. Hiç şeyim yok. Ama şimdi onlar Ramazan Özçelik'in ailesi. Tamam. Peki Ramazan Özçelik ama... bunların kapıya böyle değerek belki 50-30 kişi böyle cemaatte oturmuştur. Böyle kapıya değmiş. Sizin katil Mehmet Yavuz'dur diyor. Peki. Halbuki, evet, şimdi izninizi verin. Siz diyorsunuz ki ne bir şey var görmedim bak. Benim şeyim burada devam bak. Edeceğiz. Onları Hasan Bey'e verirseniz Hasan bak, benim Bey. Bak. Mehmet Bey ama böyle hani yayın evet, yapıyoruz ya benim bir ifademdeki, ona avukatımız baksın. Benim ben ifademdeki, size tekrar söz vereceğim. Şeylerim ha budur. Tamam verin Hasan Bey'e. Ben Hasan Bey'e vereceğim. Tamam. Bir de bir saniye. Bir de bir saniye. Benim devam edecek şeylerim çok. Mehmet Bey onların hepsini konuşacağız. Şurada izninizle bir şey söyleyeyim. Bak benim tap arsası da. Siz Nedim Yaman'la Mehmet Yavuz'un küs olduğunu. Benim tap arsası da budur. Tamam. Bir de bir saniye hepsini... ben bunu Mehmet Bey bir saniye izin verir misiniz? Tapuları zaten hukukçumuz inceleyecek onun için benim bunu. Ama ben benim burada araba bir iddia da var. Budur. Bir iddia var. 1990, tamam. 2014'te arabayı tamam. Satmışım. Bu siz bir. Küs olduklarının neye ayrıyeten dayanarak de İbrahim, nereden söylüyorsunuz? İbrahim Yavuz'un... Çok seviyordu abimi. Niye bir telefon İbrahim, dahi olsun cenazesinde? İbrahim Yavuz'un ölüm raporu da budur. Onu da konuşacağım. İbrahim Yavuz'un ölüm raporunu verelim hocam. Çok seviyordu sen Nedim'i. Mehmet Bey, bakın diyor ki bu kadar çok seviyorsa, sorunu yoksa Nedim'le, niçin bir telefon dahi etmedi diyor Zümeyran. Ve şunu da aktarmak istiyorum. Bir saniye, dur önce o soruya cevap versin ama dur. Kim bilir? Bak bir şey sana sordum ben. Versin. Madem Nedim'i gözünden bile çok seviyordun, niye taziyesine gelmedin? Ya da niye herhangi bir çocuğun, bir eşin gelmedi? Sırf sizin beni katil gördüğün o için... O var mıydı meselede? İlk gün gelecektin sen. Sırf taziyeye gelmediğim için söylüyorsunuz. Taziye yok taziye gelmediğim için söylüyorsunuz. Herkes diyor ki niye Muhammed siz. Mesela bütün akrabalar. Mehmet Bey çok basit bir soru diyor, soruyor. Çok diyor, basit bir soru soruyor. Daha niye katil Muhammed tartışması. Buraya gelmiyor. Sen yok, diyor geldim. Ben geldim. Niye gelmediniz diyor. Taziyeye niye gitmediniz? Ben taziye niye gitmedim bak. Niye? Neden gitmedim bak. Söyleyin. Benim abim gitmiş. Evet. Biz dört kardeşiz. Tamam. Evin en küçüğü benim. Tamam. İki tane ablam gitmiş. Abim gitmiş, yengem gitmiş. Ama bu kadar yakın gözünüzden sakındığınız tamam, kişi vurulup öldürüldü gitmez mi insan? Ben işimden dolayı gitmedim, bir de rahatsızlığımdan peki, dolayı. Peki telefon da etmedi diyor. Tamam, eşiyle annem, öz amca çocuklar. Eşine diyor ki sen Nedim'in teraziyesine gidersen ben seni boşarım. Nasıl? Kendi eşine söylüyor bunu. Ben bak, bu hayatta ben boşanma kelimesi... Eşi mi anlattın? Eşi bunu... Ben hayatta boşanma kelimesi... Hanımı ne dediniz? Söylemem. Kendisi rahatsız ya gelemedin. Oğlun niye gelmedi? Ya. Eşin niye gelmedi? Ali benim için gelmedi. Herkes mecbur mu sizin taziyeye gelmek zorunda? Herkes taziyeye gelmek zorunda mı? Aranızda konuşmayın. Bizim için gelmedi tamam bizi sevmiyor.
Yengemi de mi sevmiyordun? Öz tamam. Öz yeğenin. Bak benim öz öz yeğenim. Ben hala da seviyorum öz öz yeğenimleri. Sevseydin zaten eşi ben... o vahşet... Ya Mehmet Bey, evet. Cenaze yeni öldürülmüş. Yeğeninizin kocası öldürülmüş ve akrabalarınız öldürülmüş, var. Öldürülmüş, bir saniye Ramazan Öçeli'yi bırak. Nasıl öldürülmüş olduğunu bilmiyorsun. Şahitlerimiz var. Bir ay sonra ben öğrendim. Yalan bir söylüyorsun sen. Yok. Bak, yalan bir ay sonra öğreniyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye ben oraya düzelteyim. Yanlış, dur. Sen bir ay sonra öğreniyorsun da seni katillikle suçladığını nasıl öğrenip de cenazeye gitmiyorsun hemen? Ben ölmeyi var ya, ölmeyi. İncan orada betere var. Bir dakika. Bir dakika, ben oraya düzelteyim. Acele etmeyin. Bak ben ben kaza yaptığını önce biliyordum. Mehmet Bey. İki gün kadar. Bir ay sonra ama öğrendim. Ama sonra bak bir öldürüldüm. Ay sonra bana iftira attığını farkına vardım. Diyorsunuz ama, ki öldürüldüğünü bir ay sonra. Öldürdüm yok. Ben öyle düzelteceğim. Bir ay sonra iftira atıldığını öğrendim dediniz şimdi. Bak bir ay sonra hanım, sen müsaade etmiyorsun ki ben düzeltsem orayı. Ama senin söylediklerinle soru sormaya çalışıyorum Mehmet. Tamam sor. Bana istediğin kadar soru sor. Tamam cevap. Ben diyorum ki bak ilk önce bana gelen ilk haber... Nedim'in öz hanımın öz dayısının hanımı bize geldi. Bizim eve gelmiş. Bizim tamam. Eve karşı karşıya. Dedi ki Nedim kaza yapmış. Tamam. Yani öldürdüğünü ben bilmiyordum. Tamam. Sonra ama iki gün sonra ben öldürdüğünü anladım. Tamam. Ama şimdi... bana gelen iftira bir ay sonra öğrendim. Ben şimdi onu düzeltmeye çalıştım. İzninizle. Ben onu dediniz ki konuşmanın başında size sordum. Cenazesine niye gitmediniz? Siz de dediniz ki beni katil olmakla suçladıkları için gitmedim dediniz oraya. O zaman, ama şimdi diyorsunuz ki bir ay sonra öğrendim beni suçladıklarını. Yok ben bir ay sonra beni suçladığın için ben öğrendim. Ama fakat ben cenazeye şu için gitmedim. Niçin gitmediniz? Benim abim gitmiş. İki tane ablalarım gitmiş. Yengem gitmiş. Bir de ben rahatsız olduğumdan dolayı gitmedim. Bir de eşiniz de gitmemiş. Bak, çocuğunuz anasından da kız olduğum kişi mi gitmedi? Annesinden kız. Annesinden kız cenaze. Bir söz alabilir miyim? Bir saniye. Yok. Tekrar aynı şeyi bu yüzden ne sormak diyorsunuz? Zorunda kalıyorum. Biraz önce işim olduğu için gitmedim şimdi dediniz. Ya. Sonra aile bireylerinin kardeşlerim gitti. Ben gitti. O yüzden gitmedim. Şimdi de rahatsız olduğum için gitmedim dediniz. Sonra da annesinden küs olduğum için gitmedim dediniz. Hangisi? Ben hepsini de söylüyorum. Hangisi? Hem annesinden, hem rahatsızlığımdan, hem işimden, hem de benim abim gitmiş, yengem gitmiş, iki tane... O yüzden gitmedi. O yüzden gitmedi. İncan, bir ailede rahatsız mı gideceğim? İncan, rahatsızdı. Abimin ölümün haberini alır almaz dayımlara gidiyor. Dayımların yanında telefon açıyor. Nedim ölmüş mü, yaşıyor mu diye. Dayınız nerede yaşıyor? Konya'da yaşıyor, komşusu. Evet. Evleri karşı karşıya bakıyor. Aynı dakikada gidiyor oraya. Diyor ben rahatsızım, gelemedim. Ben gittim telefonu oraya. Açamadım. Ben gitmedim demiyorum. Ben oraya kimi gittim. Kimi arıyor? İbrahim Aydın'ı arıyor. Aradınız mı? Aradım. Niçin aradınız? Nedim yaşıyor mu, bak, öldü mü diye. Ben ilk önce İbrahim Yavuz'u aradım. Telefonu niçin çıkmadı. Aradınız? Niçin ya biz merak aradınız? Ediyorduk. Biz dedik ki bizim konumuz merak eden bir insan gider bir zaten. Öldü mü, yaşıyor mu diye aradı diyor ama Zümeyran. Bak ilk önce ben İbrahim Yavuz'u aradınız Mehmet Bey. İlk kim size haberi geliyor? İlk İzzettin Özçelik'in hanımını bizim ev karşı karşıya bizim eve gelmiştir. Çocuklara demiş Nedim motorla kaza yapmış. Ona kim haber vermiş? Onun ailelerini de haber vermiş. Kim biz hiç kimse bilmiyorum hiç ki. Verdiniz mi? Hayır. Bilmiyorum kim vermiş. Kim bir şekilde biz kendi ailemize bile haber vermedik. Yani o kişilerle konuşmamız lazım gerçekten. Bilmiyorum ki. Kim anlattı bunu sana? Onları bunu nereden biliyorsun? Yani. Canım dayım az önce canını yanına bağlamadan önce dayımla konuştum. Bak, dayı dedim. Evet. Bu adam cenaze günü senin yanına geldi mi diyor. Aynı dakikada geldi oraya aynı sordu diyor. Aynı dakika dedi yani. Yani 5-10 dakika içinde oldum. Ölüm haberini alır almaz dayımlara gidiyor. Gittim. Diyor ne ki, bu kadar acele ettiniz? Ya biz gittik be, biz gittik ki biz dedi acaba kaza nasıl olmuş? Motorla kaza yaptığını söyledi. Yani öldürdüğünü kimse söylemedi bize. Hayır, motorla kaza yaptı. Üst üste İbrahim Aydın arıyor 3 kere diyor öldü mü kaldı mı öldü mü? Ben iki ben merak ediyorsam İbrahim niye? Aydın diyor ki ben az kalsın arada mı dayın söyledi? İbrahim Aydın söyledi. Az kalsın ben kaza yapıyordum. Üst üste arayıp duruyordu beni. İbrahim arayıp üstte, öldü mü bak, diye sordunuz mu 3 kere? Ben düzelteyim orayı. Bak, zaten. Ben ilk önce İbrahim Yavuz'u aradım. Ondan sonra Ramazan Öçeli'yi aradım. Ne anlattı İbrahim Yavuz sizi aradığınızda? Telefon çıkmadı ki. Çıkmadı peki. Çıkmadı. Ramazanki sonra... de çıkmadı. Evet. Nedim ki İbrahim Aydınki de önce çıkmadı. Evet. Ama sonra aradım. Biz onların dayının evindeyken ben aradım. Baktım İbrahimkili çıktı. Tamam. Telaşlıydı. Ben dedim Nedim motorla falan yerde bir kaza yapmış. Doğru mu dedi doğru. Evet. Ben dedim durumu nasıldır? Çok heyecanlıydı.
Ya ben dedim öyleyse sağ ise ben dedim bize bir anlat. Dedi o niye heyecanlıydı sence? Niye bu kadar heyecanlı? Akraba. Üzüntülü olabilir de çok heyecanlı. Ha, üzüntüden dolayı yani. Başka ya, bir şey. Üç kere sordu diyor Zümeyra. Diyor ki ben arabayı sürüyordum. Üst üste telefonumu zırt pırt arayıp duruyordu. Zaten telefonu yaşıyor mu diye. İnce Hanım şunu eklemek istiyorum. Niye ararsın? Bak. İnce Hanım. Söyle. Dayımlarla aynı komşular. Dayım diyor bir hafta boyunca bunlar evleri terk etti. Çocuklarını Irak'a kadar göndermiş. Eğer ben çocuklarımı terk... Bak eğer benim çocuklarım... Eğer ben evimi terk etmişsem... Bu işin katili benim. Şurada bir gerçek söyleyeyim. Bak bu bir. Mehmet Bey. Şöyle buyurun. Şimdi bizim orada da taziyeler çok önemlidir. Evet. Yani çok 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 büyük bir rahatsızlığınız olmadığı takdirde o taziye gidilir. Hele ki bu kadar yakın bir cenazeniz varsa gidersiniz. O gün ne rahatsızlığın vardı da taziyeden seni alıkoydu? Abim gittiği için... Yani sen ayrı bir karaktersin. Yok. O abin ayrı. Biz abi bakın o değil. Bak, sen çok, Mehmet Yavuz çok, olarak çok taziyede bulunmamışsın. Aileyi temsilen orada abinin olup olmaması önemli değil. Sen Şükran'ın dayısı olarak orada mısın değil misin? Ben ona bakarım. O gün ne rahatsızlığın vardı ki gitmedin? Ya hocam, neydi o? Hocam bak ben diyorum ki benim abim gitmiş. Yengem gitmiş. Ya 35 yaşında bir tane yeğenin ölmüş ya. Tamam, onun ölmüş. Cenazesine, Mehmet taziyesine. Yani herkes gitmek zorunda mı hocam? Hayır, rahatsızlığımdan dolayı gitmedim. Ben dolayı mecbur değilsin demiyorum. Neydi rahatsızlığım? Onu sordu. Hocam zorunda mı? Hayır, rahatsızlıktan Bey, dolayı gitmedim. Şöyle bir rahatsızlığı vardı. Bir söz alabilir miyim? Daha öncesi eli... Evet, oğlum ben. Olursunuz Osman Bey, buyurun. Babamın daha önce eli kırılmıştı. Hayır, senin eli kırıldı. Elini kullanamıyordu. Şahitlerimiz var burada. İki gün önce rahmeti abimden sonra iki gün önce onu gören var burada. 9. ayın 13'ü. Nerede beni gören? Seni burada gören eli kırık şekilde sargılı. 9. ayın 13'ü. 9. ayın 13'ü. Saat 7'de akşam. Şimdi bir dakika ben babamın olayını izah edeyim. Daha sonra bana ne soru sorarsanız ben buradayım. Babanın eli kırıktı. Daha öncesi kolu kırıktı. Alçıdan çıkarılmıştı. Babam kolunu rahat kullanamıyordu. Onun için mi taziyeye gitti? Ondan sonra... Yani, telefon açabilirdin. Bu vardı. Konya'da Konya'da mıydı? Osman şunu sen neredeydin o sırada? Ben Konya'daydım kendim. Sen gittin mi taziyeye? Ben de gitmedim. Sen aileden kim gitti sizin aileden? Amcam gitti. Senin annen, kardeşlerin, başka kimse? Annem gitmedi. Kimse? Annem daha sonra telefon açtı. Tamam. Annesi de annemle konuşmak istemedi. Telefonu peki, kapattı. Peki şunu soruyorum ben şimdi. Mehmet Bey Nedim Bey'i çok sevdiğini söylüyor ya. Evet. Üç kere de İbrahim Bey'i aramış, kaza geçmiş. Merak ettim, telaşla. Bu kadar merak ettim. Taziyesine lütfen. Taziyesine niye sen ya da ailenden biri seni temsilen gitmedi? Hasan Bey çok güzel bir şey etti. Tamam. Bizim çok güzel ben özelliklerimiz var. Ben böyle zamanda yan yana dururuz. Benim hanım istedi gitmek için. Ama ben dedim gitme. Niye göndermedin? Ben göndermedim. Neden? Niye göndermedin? Niye göndermedin? Ben taziye şunun için gönderdim. Ben size anlatıyorum ki siz anlamıyorsunuz. Bak, ama yeryüzünden kavga ettiği bir taziyeye adam göndermek ne alakası var Mehmet Bey? Bu kadar madem sevdiğiniz insanlar. Anası bak. Anası bizi. Ölen dedim ya. Anası beni sevmediği için konuşmadığı için bak benimle telefonu konuşmadı. Telefonu açtınız mı peki? Başsağlığı dilediniz mi? Ben İbrahim Aydın'a en az iki sefer, üç sefer... İbrahim Aydın Konya'da. Ben bahsediyorum. Bize... Batman'daki, Mardin'deki aileden bahsediyorum. Biz bizi dinleyelim. Konuyu ama ben soruma cevap alamıyorum. Mehmet Bey sorum şu. Şöyle. Sen taziyeye gitmedin. Bilmedim. Hastayım dedin. Eşin gitmek istedi, engelledin, ben göndermedin. Çocuklarından da hiçbiri gitmedi taziyeye. Ben göndermedim. İbrahim Bey'i aradın, kaza duyduğunu duydun. Çok telaşlandın. Tamam, onunla da konuştun. Sonra taziye için işte karşı taraftan kimseyi aradınız mı? Sorum bu. Taziye için... telefon, mesela baban cevap versin. Ben cevap vereyim bak. Taziye için bizim telefonların cevaplarını vermezlerdi. Benim hanım... Aradınız mı? Hayır. Ben aramadım bak. Benim hanım, bak Nedim'in annesiyle amca çocukları. Benim hanım, benim ablamı aradı. Dedi ki telefonu meyaseye verin. Şey duyunca meyase dedi telefonu almam. Çünkü taziyesine gitmediniz. Taziyeye gitmediniz için. Mehmet Bey tekrar başa dönmek. Belki husumet mi vardı? Niye açmadın? Hayır, hiçbir şekilde husumet yok. Onlar açmadı. Yani... Birbirinize karşı bir şey mi vardı? Yok. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Yani bir tapulu bir yeriniz var. Oraya taziye çadırı kurulmaya çalışılmış. Doğru mu? Şimdi evet, benim o da tapusu burada. Şimdi oraya taziye çadırı dediğimiz şey
köyün ortak malı olacak orası değil mi? Öyle, o köyün ortak malı dedi. Benim dersen senin haklısın. Tapo burada hocam. Dur bir saniye. Ha, bunlar diyordu ki taposu yok. Bir saniye. Taposu nasıl yok ha? Taponu var peki arsanın içine girmiş mi? Taziye yapılan evin içine girmiş mi? Bir saniye Mehmet Bey. Girmedi. Mehmet Bey. Girseydi kazanırdı. Kızım bu işin şeyisi sensin. Nedir? Nesi benim? Kara kilidi sensin. Niçin? Ben kara kilidi değilim. Demek ki çok şey biliyorsun. Biz bu cinayeti... Niçin kara kilidi o? Biz bu cinayeti çıkarmak için buraya gelmişiz bak. Niçin Mehmet Bey? Niçin öyle diyorsunuz? Ben Nedim Yaman'la hiçbir ilişki, cinayetle bir ilişkim yok. Bak, benim oğlumun bir ilişkisi varsa sorulmuşu benim. Benim yeğenimlerin ilişkisi varsa bu işin sorulmuşu benim. Niçin Zümeyran kara kilit, kara kutu diyorsunuz? Söyleyin lütfen. Zümeyran, Nedim Yaman'ın her şeyini biliyor. Mesela? Her şeyini biliyor. Mesela eşi bak, bilmediği şeyi ben bak, nasıl biliyorum? Telefona mesela mesaj gelirken o okuyor. Silahını o saklıyor, o okuyor. Mesela ne olursa olsun zaten kız kardeşidir ama arkadaş gibidir. Peki başka bize anlatmadığı, Zümeyra'nın bize anlatmadığı ya da yanlış anlattığı başka bir şey var mı? Sizin var. Onu işaret etmenizi gerektiren. Göster, ne bir mesela? Tane var. Göster. Ne mesela? Söyleyin göster. Lütfen. Bak bu konuda Nedim'in başına ne gelmişse ben demiyorum o öldürmüş ya öldürmüş. Ama ne gelmişse o biliyor. Ben mesela şu odunlu olayını bak, daha kafamda oturtamadım Zümeyra. Mehmet Bey bize. İkincisi de annesi de biliyor. Annesi de biliyor. Şu, hocam bir saniye. Bir saniye Mehmet Bey. Oduncu olayını Zümeyra ben hala böyle oturtamadım. Yani mantık silsilesi içerisinden geçirip de bir yere koyamadım hala. Yani odun yok. Oduncu geliyor. İşte. Arıyor. Ben zaten yani, odundan yani, haberim ben yoktu. Ben hiç böyle bir mantıklı görmedim avukat orada. Avukat Bey zaten yengem vardı evde. Ben işimle meşguldüm. Hiçbir şekilde telefonla da uğraşmıyordum. Kızı da vardı Elif. Şahidim yani. O gün. Oduncu durup dururken geldi çağırdı diyor. Abini çağır ki ben Mehmet odun Bey, almaya gelmişim. Şimdi Mehmet Bey bizim de daha önce yayında sorduğumuz hocam, sorular da aslında bunlar. Oduncunun gelmesi. O gün silahını sana vermesi bir gün öncesinde silahının sende durması. Mesajlarına bakman. Başka şahit olduğun bildiğin bir şey var mı Zümeyra? Yok. Zaten yani Mehmet Bey bunu niçin söylüyor bilmiyorum şey, ama. Bir şey daha ilave edebilir miyim? Sen bildiğin bir şey var mı? Şimdi eğer o silah... Kendi aranızda lütfen. O silahtan Nedim Bey eğer rahatsızsa niye o zaman ruhsatını alıp da koydu da Zümeyra Hanım diyor ki rahatsızlığından dolayı bana şöyle attı, yok emniyeti açıktı. Yok işte mermi dökülüyordu yani. Dedik, ne diyor o zaman bunun ruhsatını alsın da otururken taşsın. Sırtına battı. Yengem de annem de şahit buna zaten. Kendi gözleriyle gördüler. Ben zorla gidip de elinden almamışım ki silahı. İki gün önceden bana silahını emanet ediyor. Silah zaten evdeydi. Şükran sen Zümeyra'nın bu konuda bir şey bilip sakladığını düşünüyor musun? Nedim'in her şeyini o bilirdi diyor dayın. Arkadaş gibiydim zaten ben abi. Evet. Bir saniye Şükran arkadaş cevap gibiydim. Versin. Seninle tartıştığını biliyorum. Bir saniye oğlum Zümeyra. Oğlumun onu tehdit ettiğini biliyorum. Ya ne gizliyim Zümeyra, ben? Zümeyra bir saniye bir tek. Tek tek konuşalım. Şükran cevap versin. Tamam. Şimdi diyor ki dayın her şeyini Zümeyra bilirdi diyor Nedim'in. Kardeşten çok arkadaş gibiydi. Evet. Silahını ona vermiş. Telefonuna gelen mesajları o bakıyordu diyor. Evet. Ve cinayet günü ya, onu köye oduncular bunları sen zaten anlatmıştın. Gelmeyecekti ama Zümeyra arayıp onu tekrar köye çağırdı. Kara kutu Zümeyra diyor dayın. Sen bu konuda Zümeyra'dan şüphelendiğin bir şey var mı? Ya da Zümeyra'nın bize anlatmadığı bir şey var mı? Ha, şöyle bir yani dedi Zümeyra biliyor. Dedim neden arkadaşını sormuyor? Neden karakola gitmedi, arkadaşım budur, budur. 24 saat beraberdi. 24 saat beraberdi. Neden yani onlara sormuyor? Yani sen Nedim Yaman'ın öldürülmesiyle ilgili, eşinin öldürülmesiyle ilgili başka arkadaşlarının, birilerinin ilgisi var ve Zümeyra bunları söylemiyor. Ha, ben dedim niye söylemiyor? Neden annesi, babası karakola gitmedi? 24 saat. Sen bu konuda bununla... bildiğin bir şey var mı Şükran? Zümeyra şunu saklıyor diyebileceğin bir şey var mı o zaman? O yüzden ben dedim Zümeyra biliyor. İnce Hanım şunu... Neyi biliyor da söylemiyor. Ya dedin neden arkadaşa... Ya ben herkesten şüpheleniyorum. Sen neden arkadaşa gitmedi? Kimdir o şüphelendiğin arkadaşı? Arkada ben bu cinayeti çıkaracağım. Kimdir şüphelendiğin arkadaşı? Zümeyra 24 saat beraberdi. Yılmaz Aslan, Ekrem Aslan, bütün köylü Selim Baran. Bunlar senin kocanın öldürmeleri için sebepleri var mı bu insanların? Soyadı vermeden söyleyelim. Senin bildiğin bu insanların Nedim Yaman'ı öldürmesi için bir sebepleri var mı? Ya aralarında bir kavga bir şey oldu mu daha önce? Kavga bilmiyorum, görmedim. Ama 24 saat beraber de 24 saat birlikte olan insanlar niye öldürsün onu? Bir bildiğin mi var? Şöyle her hayvana Ekrem birlikte ya, hayvana gidiyor, alıyor. İnci Hanım ben açıklamasını yapayım buna. Evet, bir saniye o zaman.
Kardeşin kayıp oldu. Bir sene Ekrem beraber gitti, aldık. Yani her şey beraber. O konunun hiç bunlarla ilgisi yok. Oraya hiç girmenize yok, gerek yok. Onu biz araştırdık. Bunun Nedim Yaman cinayetiyle bir ilgisi yok. Boşuna oraya girmeyelim lütfen. İyi, yani. 8 defa Selim Baran'ı aramıştı. Dedi Nedim Karakol Kuntay bana söylemiş öyle. Ne zaman aramış Selim Baran'ı? Dedi Selim Baran 8 defa aramıştır. Ne zaman aramış? O gün. O gün cinayetten önce mi sonra mı aramış? Konuşmuştur. 8 defa. Nedim de dedi 4 defa aramıştı. Cinayet günü. Niye sen bunu şimdiye kadar söylemedin? Yüzlerce söyledim. Hayır, bak, ben sana sordum. İmce Hanım, ben sana konuştum. Bir soru söyleyeyim. Bir saniye. Ha. Sabah bir tek İbrahim Yavuz aradı, açmadı dedin. Başka bildiğin benim yanında konuşmadı dedin. Yok dedin. Benim yanında konuşmadın onlara. Sen görmüşsün. Ben görmedim ki aramasını. Karakol Kuntani bana söylemişti. Dedi Selim Baran 8 defa aramıştı. Nedim de 4 defa onu aramıştı. Benim yanında sabah değil, saatlerinde. Herhalde sabah önce yani. Senin yanına sabahta. Eve 11'de geldi diyorsun. O 11'e gelene kadar 8 kere onu Selim Yaman arıyor. O da 4 Selim kere Yaman onu mu arıyor? Konuşuyorlar mı yani? Selim Yaman işte. Ben görmedim yani konuştu. Herhalde koyunda konuşmuştur. Selim mi? Selim Baran. Selim Baran. Yok, yok, Selim Baran. Selim Baran. Baran. Herhalde köyde konuştu bu konuştan. Evet. Diyor ya arkadaşlar, arkadaşlarını benden daha çok iyi tanıyor. Köylerine sen, gidiyor. Ben söylüyorum, sen söylemiyor. Kuruyor. Sen söylemiyor, ben söylüyorum. Ben ne diyeyim de, ben şüphelerimi söylüyorum. Ben de şüphelerimi söylüyorum. Bir dakika. Bu Selim Bey'in ifadesi alındı mı hiç bu cinayetle ilgili? Hiç bilgimiz yok vallahi. Sizin onunla ilgili şüpheniz var mı? Yani arada bir Şükran, şimdi bu ismi veriyorsun. Evet. O zaman kocanın bu kişiyle bir sorunu var mıydı? Bir kavgaları, bir husumetleri var mıydı? Kavga ben görmedim. İncelerle konuşmak istiyorum. Arkadaşlarım benden daha çok tanıyor. Tamam. Söyle. Ben söylüyorum. Neden söylemiyor? Tek tek. Söyle hemen. Onu diyorum. Mikrofon var mı yakanızda? Görelim. Var var. Al, konuşun lütfen. Mehmet Yavuz az önce benim amcama laf attı. Bir çorbaya muhtaçtır dedi. Kimse ne zaman senin kapına geldi de bir çorba istedi. Ayetten ikinci yalanı. Yıllarca benim bir, lafım devam etti. Benim sen sen sus konuştun. Ben konuşacağım. Tamam, sen susacaksın. Herkes susacak, ben konuşacağım. Tek tek konuşacağım. Lütfen koltuğa gelip konuşabilir miyim ben? Neyle ilgili? O tarafa. Oradan da konuş, yani, fark etmez, söyle. Şimdi Nedim öldüğü an benim amcamın evindeydi. Tamam, oradaydım. Evdeydi. Az önce ne dedi? Dedi Nedim öldüğünde benim haberim yoktu dedi. Yok. Değil mi? Öldüğünden haberim yoktu değil. Bana anlatılan kaza yapıldı dedi. Öldürdü. Ama öldürdüğünü haber bana söylemedi. Haberim yoktu dedi. Haberim yoktu dedi. Amcamla az önce, iki saat önce amcam da bağlanabilir. Amcam da konuştu. Dedi ki yeğenim dedi, haber alın almaz dedi. Dedi Mehmet Yavuz'da dedi bir telaş vardı dedi. Telefon trafiğine girdi. Bende hiç telaş melaş olmaz. Ben bir saniye. Olmaz zaten. Bir saniye. Ben o amcasının yanına gittim. Peki ben sana bir soru soracağım. Peki ben sana bir soru soracağım. Mesut. Bir dakika. Amcanın ismini bir söylemedi. Amcanın ismini. Amcanın ismini. Peki. İnce Hanım. İzzettin Özçelik. Amcan İzzettin Özçelik'in yanındaydı. Evet. Nedim Yaman'ın ölüm haberi geldiğinde mi diyorsun? Haberin alın yanındaydı. Evet. Babası bir telaşlı bir şekilde telefon trafiğine giriyor bu. Aynı saatte. Bir saniye. Ondan sonra Ramazan Özçelik'i yanında amcam duyuyor. Tehdit ediyor bu adam Nedim'i. Nasıl tehdit ediyor? Diyor ki Nedim bu tarzı yaparsan diyor senin başını ezeceğim diyor. Tamam. Amcam bunları duyuyor, söylüyor. Sonra diyor ki Nedim'in Mehmet Yavuz, hükümetim yok Mehmet diyor. Yavuz sonra amcam Ramazan Özçelik'i arıyor. Sen diyor benim adıma böyle söylemişsin diyor. Ben sana gününü göstereceğim diyor. Ya bu amcam da ben sana Ramazan Özçelik'te köyde bir dava çıkmasın diye alttan alıyor bu adam çünkü. Bir olay olmasın, işler büyümesin, çığırlar çıkmasın diye alttan alıyor, inkar ediyor. Niye? Yani olgunlukla davranıyor. Çünkü bizimkiler duysa bu adam bunun tehditlerin yanında bırakacağını da amcam Ramazan biliyor. Benim hakkımda kimden biliyorsa kesin buraya. Ben burada sana yalanları da söyleyeceğim. Anlattıkları onu da söyleyeceğim. Bak bu cinayet yok. Cevap dersin, ben söz vereceğim size. Ben söz hakkı istiyorum. Ben Şükran'ın hastane olaylarını da anlatacağım. Ona daha sonra gelelim. Hepsini ona daha sonra ben. Konuşalım. Sen yani, ne bilirsen şimdi, peki ben sana bir soru soracağım. Peki ben sana bir soru soracağım. Sonra. Ya sen öz yeğenin kocası ölüyor. Sen cenazesine gelmiyor. Demek bir bu üstübet var senin aranda. Sen neden bir telefon açmıyorsun? Ya, şey. Diyor ki o yanlış ondan bir şey. Sonra bir telefon, hadi telefon açmadı. Diyor ki senin hanımıyla annem öz amca kızları diyor. Hanımı benim halam oluyor.
cenazesine gelmek istiyor. Bu da diyor ki senin cenazesine gidersen seni boşarım diyor. O kelime ondan sonra inkar ediyor. Yok onu inkar ediyor. Yok öyle bir şey. Ondan sonra kesinlikle ne dedi kendisi? Söylemedim. Kendisi ben dedi gitmeyeceğim. Dedi iste, gitmek istedi ama ben izin vermedim dedi. Mesut bir sakin ol. Bir dur. Mehmet Bey. Şimdi izin vermedin başkadır. Bak, izin vermedin başkadır. Baban ayrı bir şey olur. İzin vermedin başkadır. Sen müdahale ediyorsun. Sen gidersen ben seni boşarım başkadır. Babam niye? Niye izin vermedi? Bak Osman bir saniye. Osman niye izin vermedi babam? Bir saniye lütfen. Bak, niye baban izin vermedi? Babamla konuşmuyordu. Köye halası babayla küs olduğunda, öldürüldüğünde yeğeninizin kocası siz cenazeye gitmez telefon açmaz mısınız? Unut Nedim Yaman cinayetini. Senin bizim halanlar aile var, büyükleri baban küs arar. Diye. Biz aramayız. Bizim aile büyükleri arar. Cenazeye de sırf ona küs diye gitmesi engellenir mi? Böyle mi yürür sizin orada işler? Engellenir. Amcam gitmiş. Babamın rahatsızlığı var. Ben yani, babandan annenden bahsediyorum. Yani onların arasında. Annem daha sonra telefon açıyor. Telefonuna cevap vermiyor. Yani bak, daha ne zaman aradı annen? Annen ne zaman aradı? Annem cenazeden sonra kaç gün sonra aradı bilmiyorum. Ya bizim amacımız cinayeti çıkarmaktır. Cinayeti çıkartmak. Onlar ısrarla Nedim Yaman'la aranızda bir küslük olduğunu söylüyorlar. Benim hiçbir bunu başkaları da söylüyor. Yok, başkaları da söylüyor. Bir saniye. Peki. Köydeki başka insanlar da söylüyor bunu. Röportaj yaptığımız birkaç kişi daha söylüyor bunu. Herkesi yayına alma şansımız yok. Evet. Ama siz diyorsunuz ki ben Nedim'i gözümden sakınırdım, çok severdim. Bu kadar sevdiğiniz yeğeninizin de kocası olan Nedim Yaman'ın cenazesine gitmeyip telefon bile açmamanız tuhaf değil mi? Bak eğer işini de göndermedi. İşini de göndermedi. Eğer ben ama bak, şey etseydim bak ben bunu var ya mahkemede onun adını verirdim. Bu dosyada bak. Mahkemede kaybettim davayı. Ben hiç ama bir, soruma cevap alamadan devam edin. Vereyim sen soracağım. Peki. İnci Hanım. Bunu soruyorum yani. Söyle Hüsamet. Ne bunda o yürek var adam öldürecek ne Mehmet Selim Okan'da adam var yürecek. Bizde yürek yok ya. Bu dayımın yanında ne yüreği ya bizde yürek yok ki. Bu da aynı şekilde ben İstanbul'dayım ama şu Osman o olayın içinde adım gibi eminim. İki kolu da kırık ki benim 9. ayın 12'sinde. Elhamdülillah iki kolum da sağlam. İki kolum da bu adam tutuyor. İki kolu kırık belunda çıkıyor. Bunu görenler de var. Ki ya Allah nereye çıkıyormuş? Abimi seni gören kişiyi patlatırım. Biz buraya çıkartırız. Kan akacak. Tamam seni çıkar. Öldürün, ne zaman kolu kırık gibi? Kendi bildiklerini çıkart. Osman. Osman Bey, onun için de bu şeyin Nedim Yaman'ın tokatladığı çünkü kolunu bir açtı. Evet hocam, Allah-u Teala bile bunlara yalan söyledi. Bir dakika, bir daha bir zahmettin. Bir diyorlar ki, Nedim Yaman Mehmet Yavuz'a tokat attı. Benim burada beni yazıyor. Sonra şaşırıyor, Mehmet Yavuz'a atmamıştır. Sonra şaşırıyor, diyor ki Mehmet Yavuz, Osman Yavuz'a tokat atmıştır hocam. Osman, bir saniye dur. Tek tek gidelim. Ben başa. Nedim tamam. Yavuz kimi tokatladı? Sizin iddianız. Evet. Osman Yavuz. İlk günden beri Osman Yavuz diyorum. Parayı çalan Mahmut Okan diyorum. Bu adam... Tamam. İkincisi... Bir şey yapacak, tamam. Osman Yavuz'u tokatladı ve o parmağını senin ezeceğiz, kıracaklar diyen kimdi sizin anlattığınıza Osman göre? Yavuz. Osman Yavuz da Nedim Yaman'a diyor ki senin o parmağını ben işte kıracaklar ezeceğiz diyor. Benim ve aynı zamanda diyor. Da bu niye bunu aile anlatıyor, akıllarında tutuyor? Çünkü Nedim Yaman vurulduğunda elinin üstüne basılmış ve parmaklar ezilmiş. Ceset bu şekilde bulunuyor. Yani bir intikam almak için ve beni patlatılmış. Bununla bir bağlantısı var mı diye söyleniyor Osman. Benim hiçbir bağlantısı yok. İnci Hanım ben... Seni tokatladı mı Nedim Hayır, Yaman? Beni tokatlamadı. Ben hiçbir 15 senedir olmadı mı? Hayır, hiçbir kavgam olmadı. 15 senedir de Nedim Yaman'ı görmemişim. 2010'dan sonra da ben köye hiç ayak dahi basmamışım. 2010'dan sonra hiç evet. Gitmedin. Peki, bu tokatlama olayı ne zaman oldu? Bir insan gitmediği yere nasıl tokatlar? Bir saniye. Ben seninle şimdi bir yerde buluşmasam, görüşmesem. Bir saniye. Nasıl tokatlar? Abi öldürülmesin. Yani sapa bir insan bu kadar mı yalan söyler? Bu kadar mı şöyle olabilir Osman Bey? Yani siz Osman Bey. Şu iki kolunu açar mısınız? Osman Bey bir dakika. Siz bu tokatlama olayı ne zaman olduğunu söylüyorsunuz? Olay esasında bana tarihi meselesi var. Filan tarihte filan. Lütfen Osman Bey. Osman dur ya. Osman sus. Canım buyurun. Taziye meselesi olduğunda bizim bunlar bir hiçbir şeyimiz mesela şey olayımız falan şeyimiz yoktu. Onunla da abi kardeş gibiydik ama sonradan arkamızda kuyular mı, oynamaya başladı. Ondan sonra bu yavaş yavaş olaylar çözmeye başladı. Hatta pazar günü onun bir arkadaşı beni arıyor bu pazar. Diyor ki Mehmet Selim Okan Taksim'de gel bir konuşalım diyor. Hayırdır ne oldu dedim neyi konuşacağız? Canlı yayındayım dedim. Diyor ki ya konuşalım Neslihan bir şey anlatmak istiyor şey Mehmet Selim bir şey anlatmak istiyor, eşeğin geliyor. Mehmet Selim Okan diyor, ben bir şey anlatmak istiyorum, stüdyoda Neslihan bunu engelliyor. Öyle bana... mi Selim? Yok, yok. Ha?
Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. O yalan. İnce Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tek bir kelime söyleyeceğim. Bir saniye otur. Beni dinle. Tamam beni dinle. İnce Hanım. Lütfen. Ben şeyimi bitireyim ki de konuşmasın. Mesut burada değil mi? Ben de buradayım. O hiçbir şey bilmiyor. Bana konuşmasın. O beni hep tehdit ediyor Mesut. Ben seni ne zaman tehdit ettim mesela? Kız kardeşimle. Dur, konuşma. Konuşma orada. Bir saniye sakin. Ya bana söz hakkı verin. Mesut. Dinle, dinlemezsen cevap hakkı tanıyamam. Lütfen. Ben kız kardeşimle. Niye tehdit ediyor seni? Ben kız kardeşimin evine gittim. Mesut beni gördü. Evet. Ben kız kardeşimle buraya gelip yayına başvurmak için gittim. Tamam. Mesut beni gördü. Ben daha yukarı çıkmadım Mesut kardeşlerim. Bütün kardeşimlerimle aradı. Doğru söyle. Eslihan. Doğru söyle onu. Eslihan. Kardeşim de burada. Ben bu konuyu şu anda devam etmek istemiyorum. Tamam mı? Ben bu konuyu şu an burada kesiyorum. Sevgili seyirciler, 34 yaşındaki Ahmet Karadayı'yı arıyoruz. Fotoğrafa dikkatlice bakmanızı istiyorum. Her kayıp olayında olduğu gibi sizden gelecek ihbarlara, bilgilere çok ihtiyacımız var. Biz onlarla buluyoruz kayıpları. 9 Ekim Çarşamba günü kayboldu Ahmet Karadayı ve babası Süleyman Bey burada. Oğlunun hayatından endişe ediyor çünkü o günden bu yana hiçbir haber yok kendisinden. Süleyman Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yanık bir baba ve kaç gündür de kayıp olan oğlundan haber bekliyor aslında. Evet. İzmir Tire'den geldiniz. Evet. Siz Tire'ye bağlı bir köyde yaşıyorsunuz. Evet. Oğlunuz Tire'de. Evet. Ahmet Karadayı 9 Ekim'den bu yana kayıp sevgili seyirciler. Ve baba Süleyman Bey oğlunu aramak için bizim. 34 yaşında. İşi gücü yerinde olan, kimseyle bir sorunu olmayan ailenin anlatımı bu. Bir çocuk babası bir adam. Bunlar yemeğe çıkıyor. Diyor ki ne işin nasına? Su faturaları dedi, ceyran faturalarını ben ödeyeyim. Oradan işime gideyim dedi. Kendi arabası var. Nişanlısı diye ben de gelem. Benim ev çarşıya uzak. Uzak olduğu için sen diyor kadın halinden diyor ben seni bırakacağım nasıl bırakacağım. Tamam diyor da nişanlısı gitmiyor. Ondan sonra bu arabayı park ediyor. Anahtarı bir markete bırakıyor. Araba anahtarını neden markete bıraktı? Peki o garajın orada, arabayı buldunuz ya. Evet. Ahmet'i o gün orada görenler olmuş mu hiç? Olmuş. Arabayı oraya park ediyor. Evet. Park ettikten sonra o markete teslim ediyor kontağına. Anahtarı. Anahtarı tamam. Ona teslim ediyor. Evet. Diyor ki bu anahtarı diyor abi amcamın oğlu alacak buradan, bu anahtarı alacak, bu aracı buradan kaldıracak diyor. Saat kaçta gidiyor markete? Marketçi bununla ilgili iki, saat... İki buçuk arası. İşe gidecek ana. O arabayı orada terk ediyor. Ortadan kayboluyor. Kayboluyor. Bacısından... Nişanlısı ve kız kardeşi Ahmet'in evindeydiler. Evet, orada yattı. Torununuz da yanlarındaydı. Evet. Ahmet nöbete gidiyorum diye çıktı evden. Önce fatura yatıracağım dedi. Evet. Gece 3'te 4'te gelmesi gerekirken gelmedi. Gelmedi. Ama onlar sizi bir gün sonra akşam 7-8 gibi aradılar. Ha, aradı. Dedi, bana sordu. Baba dedi, Ahmet var mı yanında? Ahmet yok dedi. Ne diyorsun sen kızım dedim ben. Ahmet nereye gider? Dedi, işe çıkacağım diye dedi. Benim yanıma çıktı. Böyle böyle durum dedim. Hepsini anlattı. Ben şaşırttım. Nereye gider? Çocuğunu zaten hayatta bırakmaz. Nişanınızın hayatta zaten bırakmaz. Bunlara çok engel yaptım ben. Tamam dedim ben. Telefonu kapattım, ben geliyorum. Telefonu kapattım, iş yerinden bir arkadaş aradı. Dedi, Süleyman amca hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Dedi, Ahmet yanında mı? Hayır dedim, siz benden dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum dedi kayıp. Ben oradan bir araç buldum köyden. Attım kendimi direğe. Biz orayı izledik. Orada kameralar var. Evet. İnmişim, binmişim yok. Yok. Peki marketin önünden sonra orada o yolda kamera var mı? Nereye gidiyor yok Ahmet? İşte. Olsa hiç kardeşim yok. Olsa çözülecek. Şimdi o marketten çıkıyor böyle çık veriyor. Bir metre, iki metre gidiyor kayboluyor. Ama peki, yönünü gittiği yönünü ben çözüyorum. Niye o kadar gidiyor? Ne evden tarafa gidiyor? Ne yöne gidiyor? Orta yöne gidiyor. Ne var o yönde? O yönde garaj var. Şimdi orada mutlaka onu birileri görmüştür. Yani garajın orası gün ortası 2,5-3 civarı. 9 Ekim günü orada olan bu fotoğraftaki kişiyi görenler varsa lütfen bizi arasınlar, bildirsinler. Çünkü anne baba perişan. Baba burada kendini tutup konuşmaya çalışıyor ama anne yani gerçekten annelerin yüreği de bir başka yanıyor. Ahmet Karadayı'nın başına ne geldi? Evet, annenin röportajını dün paylaştık sizinle. İki göz iki çeşme, oğlundan gelecek bir haberi bekliyor. Nerede diye. Süleyman Bey aynı şekilde. Şimdi Ahmet nişanlı ama orada önemli bir nokta var.
nişanlı olduğu söylenen kadın aslında hala başka biriyle evli. Yani boşanmamışlar ve bu tarafta bir nişanlılık var. Boşanacak ve evlenecekler. İşte eski eşim bu konuyla bilgisi olabilir mi? Soru işaretlerinden biri bu. Ahmet'in herhangi bir rahatsızlığı yok dedi baba ama sonra kalp hastalığı olduğundan bahsetti. Acaba duygusal anlamda etkilendi mi? Bu bir soru işareti olabilir. Herhangi birine bir alacak verecek meselesi yok dendi ama borcu var mı? Bütün bunları detaylarıyla konuşacağız. Şimdi en son görüldüğü noktayı Süleyman amca sizin anlattığınız konuda arkadaşlarım bir grafik hazırladılar. Oğlunuz Ahmet evden çıkıyor faturaları yatıracağım diye. Evde de nişanlısı Fatma, Fatma'nın ablası var. Kendi oğlu o saatte okulda değil mi? Torununuz evet, okulda. Okulda. O evde yok. Okulda. Şimdi evin yeri burası. Ve biliyorsunuz arabasını bu Tire, Selçuk Tire otobüs terminalini oraya bırakıyor. Evet. Markete gidiyor. Markete de arabanın anahtarlarını bırakıyor. Doğrudur. Diyor ki bunları benim amcaoğlum alacak bu anahtarları burada. Ne zamandır araba kullanıyordu oğlunuz? Ne zamandır arabası var? Oğlum küçük yaştan beri araba kullanıyor. Küçük yaştan böyle arabasını bırakır mı hep başka yerlere? Hayır 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 hayatta. İlk defa. Hayır ilk defa. İlk defa bırakıyor. Hayır. Peki amcaoğlu olarak isim veriyor mu şu amcaoğlum gelip alacak diye? İsim vermemiş o. Vermiyor. Herhangi bir amca. Sadece amcam oğlu, telefon edeceğim amcaoğluya. Arabayı buradan, anahtarı ona vereceksiniz. Arabayı buradan kaldıracak demiş. Sadece bu. Şimdi bu arada Ahmet'in telefonu da arızalı. 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 Ve seni de o sabah saat 13'te nişanlısının telefonundan arıyor Ahmet. Akşam aradı değil mi? Yok yok gündüz konuştuk dedin ya sen. Ahmet'le i̇şte mi? Yemek yiyeceğiz dedi. Ahmet'le gündüz. Çarşamba gün gündüz bir de konuştuk. Çarşamba gün. En son sesini duyuşun o. Evet o son duyuşu. Şimdi iş yeri bakın 15-20 kilometre mesafe. Yani o markete de uzaklığı öyle otobüs terminaline de. Normalde saat 15 civarı iş yerinde olması gerekiyor. 15'te gidecek gece vardiyasına süt fabrikasına ve gece... 3'te tekrar evine dönecek. 2'de 3'te. 3'te çıkıyor belli olmaz. Hiç vardı yakalıyor. 4 dolu, 3 dolu, 3 dolu. Çarşambayı perşembeye bağlayan geceden bahsediyoruz ama o gece eve gelmiyor. Gelmiyor. Perşembe günü akşam seni arıyorlar. Evet. Fatma Hanım arıyor. Evet. Şimdi bu marketteki market sahibiyle görüşebilir miyiz arkadaşlar? Telefon hazır mı? Evet. Tamam. Birazdan oraya da bağlanalım ama onun öncesinde işte Ahmet'i en son görenlerden biri kim? Nişanlısı Fatma. Fatma Hanım canlı yayında şu anda bizim konuğumuz ve Fatma'nın yanında da Ahmet'in amcaoğlu Süleyman Bey var. Merhabalar Fatma Hanım, merhabalar Süleyman Bey. Merhabalar. Mehmet Şahin'in konuğu her ikisi de. Duyabiliyorlar beni. Fatma Hanım, şimdi... Net olarak duyuyorlar. Evet. Efendim? En son siz gördünüz Ahmet'i. Bize o günü bir anlatır mısınız? Evet, evden ben çıkışını, gördüm. Neler yaşandı diye. O gün Ahmet işe gidiyorum diye çıktı evden. Bir daha haber alamadım. Kaçta çıktı? Sabaha kadar camın önünde bekledim. 2.25'te falan çıktı evden. 2.25'te çıktı evden. Sabaha kadar camın önünde bekledim evet. Dediniz. Kaçta gelecekti? Hı hı. Bazen mesaiye kalıyordu. 3'te de geldi oluyordu. Mesela 1'de de geldi oluyordu. O yüzden bekledim. Telefonu yoktu. Kendisine ulaşamadım. Gelmediğinde hep böyle sabaha kadar daha sonra, bekler misiniz? Evet, bekliyorum. Peki. Sonra? Daha sonra ben bunun iş sabah oldu işte. Perşembe sabahı iş yerine gittim. Saat 2'de gittim. 3'e kadar bekledim gelir diye. 3'te şefiyle konuştum. Gelmediğini söyledi Ahmet'in. Daha sonra babamı aradım ben. Saat 4 civarında. Baba dedim Ahmet eve gelmedi dedim. Evet. Yanında mı dedim ona sordum. O da hayır kızım dedi. Burada yok dedi. Daha sonra babam saat 7.30-8'e doğru geldi. Aramaya çıktık. Batı terminalinin orada arabasını bulduk. Oraya geçeceğiz, oraya geçmeden şunu soracağım. Arabadan sonra... Fatma Hanım, iş yerine gittim dediniz ya, şefi, şefin ismi nedir? Konuştuğumuz şefi. Fatih. Fatih Bey'i tanıyor musunuz daha önceden? Hayır, tanımıyorum. Ahmet birkaç kere ismini anmıştı ama
O gün akşam tanıdım yani, orada tanıdım. Bir de Batı Terminali'nin oraya geldi. Peki telefonunu bilmiyorsanız yani. Nasıl aradınız kendisini? Gitmiş yani, hocam. İş yerine gitmiş. Telefonunu aramadım ben, iş yerine gittim. Peki Ahmet'le telefonu bozuk ya, normalde nasıl haberleşirdiniz işteyken? Ahmet direkt eve gelen bir insan. Zaten hiç geç kalmayan bir insan. 5 dakika bile geçirmeyen bir insan. Evinden işine, işinden evine gelen bir insan. Hani öyle kötü bir alışkanlığı da olmayan bir insan. Yani o yüzden eve geleceğini düşündüm. Mesela iş yerinde onu aramanız, ona bir şey haber vermeniz gerekirse kimi ararsınız, kime söylerdiniz? Oranın bir telefon numarası var mı sizde? Kimseye söyleyemiyordum, kimseyi tanımıyordum. İş yerinin telefonu yok muydu Ahmet'in sizde? Hayır, yoktu. Bende hiçbir şey yoktu yani. Telefonu ne zamandan beri arızalı? Telefonu 3 haftadır arızalıydı. Ekranı patlamıştı. Yaptırmaya vermiştik. Ne zamandan beri o apartmandasınız? Ne zamandan beri görüşüyorsunuz, böyle yakınsınız? Yaklaşık bir aydır. Bir aydır. Ne zaman tanıştığınızı da soralım Fatma Hanım. Evet. Ya bizim bununla bir ay tanışma sürecimiz oldu. Bir ayda bu, 2 aydır tanıyorum Ahmet'i. Kim tanıştırdı sizi? Burada Şahip abi var. O ve ablam aracılığıyla oldu. Ablanız aracılığı. Siz aslında Afyon'da evliydiniz değil mi daha önce? Evet. Fatma Hanım. Hala evlisiniz değil mi? Evet. Peki eşiniz Afyon'da yaşıyor. Evet. Peki İzmir'e ne zaman geldiniz? 2 ay önce mi? Evet. İzmir'e 2 ay önce gelme nedeniniz Ahmet Bey miydi? Evet. İzmir'e 2 ay önce Ahmet Bey için nasıl geldiniz? Kim yani, gel burada Ahmet var, seni tanıştıralım mı dediler? Nasıl oldu? Tabii ki Ahmet'le de görüştüm ben. Ahmet gel görüşelim deyince ben İzmir'e geldim. Burada nasıl Ahmet'le görüştünüz? Ahmet kendi geldi. Ablamın evinde kalıyordum. Ben oraya geldi, orada görüştük. Afyon'a mı geldi Ahmet? Hayır, Tire'ye. İzmir Tire'ye. Siz Ahmet'le şunu sormaya çalışıyorum, evet. Fatma Hanım. 2 ay önce tanıştınız ya. Eşinizin evinden, yani kendi evinizden ne zaman ayrıldınız siz? Buradan mı? Ben buradan ayrıldım. Afyon'dan ne zaman ayrıldınız? Afyon'dan 1 ay oldu. Nasıl? Bir ay dediğiniz ne, anlamadım. Yani Afyon'dan gelişim 1 ay oldu buraya. Afyon'dan İzmir'e 1 ay önce mi geldiniz? Evet. Fatma Hanım şunu soruyorum. Hala evliliğiniz devam ediyor. Tamam, çok onun detay konuşmayacağım ama siz Ahmet'le tanışana kadar eşinizle birlikte mi yaşıyordunuz? Hayır, annemgildeydim. Ne zaman ayrılmıştınız eşinizin yanından? 6 ay olmuştu. Ahmet'le Afyon'dayken mi tanıştırıldınız? Yani telefonla olabilir, internet üzerinden olabilir. Ya Şahip abi beni aradı, böyle dedi, hani birisi var dedi, çok iyi bir insan dedi. Evet. Hani onun aracılığıyla oldu. Evet. Daha sonra Ahmet'in numarasını aldım. Ben Ahmet'le görüşmeye başladık. Evet. Ondan sonra işte devam etti bu. Tire'ye gel dedi, burada görüşelim dedi. Ben de buraya geldim, burada görüştük. Şimdi yanlış anlamamışsam şöyle bir toparlamak istiyorum. Siz kaç yıllık evliydiniz bu arada? 8. 8 yıllık evlisiniz. Çocuğunuz var mı? Hayır. Çocuğunuz yok. 8 yıllık evliliğiniz, bundan 6 ay önce çıkıp anne babanızın evine gidiyorsunuz. Öyle mi? Evliliğinizde problemler var diye mi? Ne oldu? 6 ay önce bir şey mi oldu özel? Değilse. Ya eşim sorunluydu, o yüzden peki, anlaşamadık. Anne babanız Afyon'da mı yaşıyor, İzmir'de mi yaşıyor? Afyon'da. Afyon'da ailenizin yanındayken anne babanızın, Şuayb abi dediğiniz kişi, bu İzmir'deki kız kardeşinizin arkadaşı mı Şuayb Bey?
Evet, evet. Sizi arıyor bundan iki ay önce. İki ay önce, değil mi? Öyle mi? Evet, evet. Ahmet diye biri var diyor. Siz Ahmet'le telefonda konuşmaya başlıyorsunuz. Evet. Sonra da bir ay önce İzmir'e mi geldiniz? Evet. Bir ay önce İzmir'e geldiniz ve Ahmet'le nişanlanıp onun çocuğuna bakmaya mı başladınız? Evet. Peki bu arada eski eşiniz sizinle barışmak istedi mi, sizi aradı mı hiç? Evet, istiyor. İstiyordu. Ne zaman aradı en son sizi? Fatma Hanım. En son beni... Ya, aradığımda yani babam da yanımdaydı. Benim konuştuk birlikte. Hı hı. Ablam da yanımdaydı. Evet. Hani konuştuk. Yani o konuşmamız son konuşmamız oldu. 3 gün önceydi herhalde. 3 gün önce. 3 gün önce. Yani evet. Bugün ayın 15'i, 12'sinde sizi aradı eski eşiniz. Daha önce ne zaman konuşmuştunuz? Evet. Ya benim numaramı bilmediği için Messenger'dan yazıyordu. Ne yazıyordu? Hocam unutmayın tabii, sözünüzü. Tabii. Mesela sık sık yazar mıydı size barışalım Fatma diye? 8 yıllık eşisiniz çünkü. Olabilir bu. Evet, yazıyordu. Geri dönmenizi istiyordu yani. Peki sorunluydu demişti acaba. Hı-hı. Sorunu neydi? Yani bir hani madde bağımlılığı mıdır? Bir akıl rahatsızlığı mıdır? O sorun da çok önemli şu pozisyonda. Bravo. Ahmet'in sorunu mu? Hayır. Hayır, eski eşinizin sorunu. Yani yanından ayrıldığınız eşinizin sorunu. Neydi? Sorunluydu, ayrıldık dediniz. O sorun neydi? Yani bir madde bağımlılığı var mıydı? Sorunu akıl rahatsızlığı olarak... var mıydı? Veya böyle evet, hapishaneye evet. giren çıkan birisi Hayır, miydi? Hayır, madde. Madde bağımlısıydı. Peki. Alkolden. Boşanma davanız var mı şu anda? Evet. Kim açtı davayı? Ben. Ne zaman açtınız Fatma Hanım? Bilmiyorum. Daha yeni açıldı dava. İki hafta falan oluyor herhalde. 6 ay önce evden ayrıldınız sorun var diye. Bir aydır nişanlısınız. Bir ay evet. önce geldiniz İzmir'e. Direkt nişanlandınız. Ama kocanızla hala resmen evliyken. Ve boşanma davasını da 2 hafta önce açtınız. Buyurun hocam. Peki Fatma Hanım. Ben de bir şey sormak istiyorum evet. da. Şimdi bu ailenin içerisine yaklaşık olarak 2 ay önce girmişsiniz. Ve yakın zamanda da nişanlınız kaybolmuş. Eski eşinizin şu anki ilişkinizden evet. haberi var mıydı? Hayır. Ne olarak biliyordu? Yani Tire'de nerede kaldığınızı zannediyordu? Ablamın yanında. Ablanızın yanında. Yani sizinle ilgili olarak herhangi bir nişan, evet. herhangi biriyle tanıştırılma vesaire fasıllarından haberi yok muydu? Hayır. Yok. Fatma Hanım. Boşanma davası açtığınızı eski eşiniz ne zaman öğrendi Fatma Hanım? Yani bu haber ona ne zaman gitti? Size yazmıştır mutlaka. Yok, yazmadı. Yani ona tebligat ne zaman gider hocam? 2 hafta önce hafta. Açılmışsa. Yeni gider. Yeni gider. Ahmet 9'unda kayıp. Hayır. İzmir'de olduğunuzu bilip sizinle görüşmeye gelmek istedi mi eski eşiniz hiç? Hayır. Hiç gelip sizi görmek istemedim hocam, özür dilemeyeceğim. Hiç gelip sizi görmek istemedi mi? Boşanmak istemiyor, barışmak istiyordu dediniz ya. Hayır, gelmedi. Buyurun hocam. Fatma Hanım, İstemedim. Sosyal medyada Ahmet'le veya çocuğuyla ilgili bir şeyler paylaşıyor muydunuz veya yeni durumunuzla ilgili? Hayır, hayır. Paylaşmıyordum. Nişanlı olduğunuzu kim biliyor Afyon'da? Kimse. Aileniz biliyor herhalde. Evet, ailem biliyor. Aileniz biliyor. Eski eşinizle görüşen bir çevreniz, yakınınız, onun haber alacağı birileri var mı? Ya şu anda olmuştur. Bilmiyorum. Şu anda olmuştur. Bir şey soracaktınız galiba. Yo, bu sosyal medyada hiç paylaşmadım diyorsunuz ama bence... Terk ettiğiniz Afyon'da da yakın arkadaşlarınız kalmıştır, bir çevreniz vardır diye düşünüyorum. Onlarla en azından paylaşmışsınızdır bu durumunuzu.
Hayır, paylaşmadım. Yani eski eşinizin kulağına gitmiş midir diye demeye çalışıyor da hocam. Yani bir şekilde eski eşiniz demeyeyim yani fiilen şu anki eşiniz teknik olarak eşiniz de. Evet. Çünkü böyle bir nişan da yok. Siz bir kere herkes şunu bilsin, boşanma nüfusa işlendikten sonra insanlar nişanlanabilir. Evet. Devam eden bir evlilik, boşanma davası açıldı diye gidip nişanlanamazsınız. O ayrı mesele de. Yani kulağına gitmiş midir eşinizin sizin bu başka biriyle görüştüğünüz, nişanlandığınız hatta? Hayır, zannetmiyorum. Peki, duysaydı bir şey olur muydu Fatma Hanım? Duysaydı sizinle evli hala kocanız ve sizinle barışmak istiyor, evliliğiniz devam ediyor hocamın dedi. Sizin biriyle nişanlandığınız ve bir aydır da birlikte onun evinde kalıp çocuğuna baktığınızı duysaydı ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Onun zaten öyle bir şeye ihtimal vermiyorum ben yapacağını. Nasıl bir şeye ihtimal vermiyorsunuz? Yani onun alakası yok bence. Nasıl bir şey yapacağına ihtimal vermiyorsunuz? Anlatıyorum zaten. O bilmiyordu zaten. Şimdi Fatma Hanım özel bir şey yapmasına gerek yok. Karşısına çıksa zaten Ahmet Bey kalp hastasıymış. Orada doğal sebeplerle gidebilirdi. Panikten o da bir yere saklayabilirdi. Yani özel yani baltayı alıp yani sadece bir karşılıklı ilişki kurması bile Ahmet Bey'in durumunda yeterli olabilir. O yüzden çok önemli, sorguluyoruz bunları. Hayır. Peki Ahmet'i hiç aramadığından emin misiniz? Eşinizin yani teknik anlamda değil de nişanlınızı aramadığından emin misiniz? Bir tehdit, baskı vesaire olmadığı noktasında. Ahmet kendi hani çok iyi düşünen bir insan. Şeyde de kamerada da göründüğü gibi yani kendi isteğiyle gidiyor Ahmet. Bir dakika, hani yani orada onu bir kişinin zorlayıp götürebilir. Sen düşündün. Sen öyle düşünüyorsun şu an. Biz öyle görmedik. Benim düşüncem tabii ki bu. Gittiğini düşünüyorsanız nereye gidebilir yani? Bir yere mi gidecekti, size bir şey mi söylemişti? Hayır. Öyle bir şey söylese zaten herkesten çok ben bulunmasını isterim Ahmet'in. Ahmet sizin resmen hala evli olduğunuzu ne zaman öğrendi? Baştan beri biliyordu. En baştan beri biliyordu. Peki siz niye boşanma davası için bu kadar beklediniz ve 2 hafta önce açtınız, 6 ay önce madem evi terk ettiniz? Avukatım bilmiyorum, daha yeni açtı. Ben bayağı oldum vereli. Böyle bir şey hocam mümkün mü? 6 ay önce evi terk ediyorsunuz, 8 yıllık evlisiniz. Başka bir adamla buna nişan diyemeyiz. Sadece sizin kim olduğunuzu seyirciye anlatmak için maalesef bu tabirleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Siz hala Afyon'daki o beyefendinin resmen eşisiniz. Ve onunla birlikte işte evlenme hazırlığı yapıyorsun. Boşanma davan 2 hafta önce. Niye 2 hafta önce açtınız? Bir daha aynı şeyi soracağım. Bunun bir nedeni olmalı. Ben 1 ay önce verdim bu davayı. Daha 2 hafta oldu açılalı. Bilmiyorum avukatım hani yani... Neden bu kadar uzattı onu bilmiyorum. Ya ben şunu söyleyeyim ya, siz şunu mu söylemeye çalıştınız? Yani ben boşanma davasını açayım, bu arada da biz de bir söz keselim mi diye düşündünüz. Bunu bir şart koştu mu karşı taraf? Bunu şart koydu. Peki şimdi söyleyeyim. Bu otobüs terminali var ya. Hayır, ben değil. Ahmet istedi bunu. Tamam, Ahmet dedi ki boşan. Ben de söz kesim gibisin. Ama tam da bu dava açılalı 2 hafta aşağı yukarı diyor. 2 hafta oldu diyor. Ahmet'in kayboluşu da 9 Ekim. Bugün de 15 ayın tarihler arasında bir bağlantı var mı? Buna bakacağız. Şimdi otobüs terminaliyle ilgili bir sorun vardı hocam. Onu bir sorayım, sonra söz vereyim mi? Selçuk Tire otobüs terminaline yakın bir noktada bulunuyor ya Ahmet'in arabası, Fatma Hanım. Afyon'a giden otobüsler, siz Afyon'da hangi ilçede oturuyordunuz bu arada? Evliyken... Onu daha sonra söylesem olur mu yayından sonra? Peki sizin oturduğunuz ilçeye giden terminalle ilçeye giden otobüslerin kalktığı terminal ya da ailenizin evinin olduğu yere... Hayır, terminale gitmemiş. Terminale baktırdım. Ben onu sormuyorum. Terminale baktık, terminalden binişi görünmüyor. Oraya giden otobüsler nereden kalkar? Bu terminalden o tarafa giden bir otobüs, bir vasıta var mı? Otel tremin oradan kalkar, var. Efendim? Duymadım. Otelin oradan kalkıyor, var. Var. Yani şuradaki Selçuk Tire otobüs terminalinden sizin
daha önce yaşadığınız noktaya vasıta gidip geliyor, öyle mi? Evet. Yani Ahmet buradan acaba Selçuk sizin yaşadığınız yer... oradan gitmiyor. Ha? Ahmet 4 Eylül yoluna doğru inmiş Ahmet benim en son duyduğuma yani göre. Yani ikinci kamera 4 Eylül yolunda doğru. Tamam. 4 gidiyor. Eylül yolunu sormuyorum da mesela bu otobüs terminaline sizin ailenizden biri ya da sizin yakınlarınızdan biri ya da mesela eski eşiniz gelse Ahmet de onu karşılamaya gitmiş olabilir mi? Hayır. Baktırdım diyorum. Oraya kameralara baktık yani yok. Hayır. Karşılamak için gitse burada yani bu buluşturulacak şey yer olabilir mi? Kamerada görünüp görünmemesi ayrı bir konu. Hayır hayır. Hayır oraların her yeri kamera zaten. Hocam Hasan Bey, şimdi dava açıldığı zaman kişiye tebligat gitmeden E-Devlet'te hemen görür. Tamam işte oradan görmüştür. Anında görmüştür. Anında görür hocam. Peki yani şimdi burada otobüs arkadaşlarım bunların hepsini araştıracaklar. Kameralar hangi noktada bu marketten çıktığında 4 Eylül yolu dediğiniz yer iş yerine doğru giden bir yol mu? Fatma Hanım önce onu sorayım. Bakın ben de tireyi bilmiyorum tam hani. Tamam peki yani yeni geldiğim şuradan... için. Bu arabasının bulunduğu noktaya yakın olan otobüs terminaline sizin eşinizin yaşadığı yerden ulaşım araçlarının geldiği nokta burası. O taraftan sizin ailenizden biri ya da başka biri gelip burada bir yerde illa terminalde karşılamasına gerek yok. Şu arkada bir kafe olur, başka bir yer olur, park olur, bahçe olur. Buluşmak mümkün yani. Buradan birini karşılama ihtimali var, öyle mi? Bilmiyorum. Onları hani yani bilemeyeceğim. Siz onlar da Afyon'dan zaten kameralarda gelirken, görünür herhalde. Siz Afyon'dan gelirken buraya bu terminale mi geldiniz ilk mesela? Ahmet mi gelip sizi aldı? Hayır Ahmet gelip almadı beni. Ben taksiyle geldim. Taksiyle geldiniz. Peki buradan ne kadar taksiyle ne kadar mesafe? 3,5 saat falan. 3,5 saat taksiyle geldiniz. Niye bir otobüse binmediniz de taksiyle evet geldiniz? İnce Hanım bunları sonra konuşsak olur mu? Size özel olarak anlatsam. Eşiniz o gün yani oradan mıydı? Bir şeyden mi kaçtınız? Bir şeyden mi kaçtınız? Bu çünkü hani 6 aydır evini terk eden bir kadın birdenbire niye taksiye binip de telefonda tanıdığı bir adama daha biriyle nikahlıyken taksiyle kalkıp gider? Biraz şüpheli, tuhaf. Onun için soruyorum. Şüpheli birinden olacak bir şey yok. Ahmet öyle istedi. Ben de öyle yaptım. Kocanız sizi tehdit ediyor muydu? Hayır. Ahmet'le yüz yüze hiç görüşmüş müydünüz? Nasıl yani? Taksiye binip gelmeden Ahmet'le yüz yüze görüşmüş müydünüz? Hayır. Daha önce yüz yüze görmediğiniz bir insan, 8 yıllık evlisiniz. Ve birdenbire size kalk gel diyor, taksiye atlayıp hiç tanımadığınız bir adamın yanına gidiyorsunuz, nişanlım deyip onun evinde yaşamaya başlıyorsunuz, çocuğuna bakıyorsunuz. Afyon'a geldiler, Ahmet'le ben Afyon'da nişanlandık. Yani gördün o zaman daha önce Ahmet'i sen. Niye görmedim diyorsunuz Fatma Hanım, bunu tabii sordum ki size. Afyon'da nasıl taksiyle nişanlandın? Taksiyle geldiğin gün gördünüz mü diyorsunuz ya. Evet. Nişan o gün nerede görmedim oldu? Afyon'da oldu. Afyon'da nerede? Annenizin evinde mi? Evet. Yani ailenizin, komşularınız da evet bunu biliyordu o zaman. Yok kimse bilmiyordu. Sadece ailem biliyor. Ahmet'in ailesi de geldi mi Afyon'a? Babam geldi sadece. Siz şimdi Afyon'da Ahmet kalktı, geldi, nişanlandınız. Ondan daha önce de gelmiş miydi Ahmet Afyon'a hiç nişandan önce? Gelmedi. Efendim? Gelmedi. Geldi mi, gelmedi mi? Gelmedi. 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 Yani şunun için mi? Yani direkt geldi, nişanlandınız. Nişandan ne kadar sonra kalkıp Tire'ye geldiniz? Nişandan bir gün sonra. Sizin evinizde mi kaldı Ahmet? Nasıl? Evet. Ailenizin evinde kaldı Ahmet. Peki siz evliyken ailenizin evine ne kadar mesafede oturuyordunuz Fatma Hanım? 1-1,5 saatlik. 1-1,5 saatlik.
Nişanda babam geldi dediniz. Başka kimler vardı? Babanız zaten sizin babanızın evindeydiniz. Niye geldi diye anlatıyorsunuz ki? Ha bu taraf, özür dilerim. Süleyman Bey'imiz geldi sadece. Evet. Tamam. Başka kimler vardı? Başka kimler vardı? Ablam vardı eniştemle. Başka da kimse yoktu. Bir de Ahmet vardı. Sizin tarafınızdan kimler vardı? Ablam vardı. Anne babanız var mıydı evde? Tabii ki. Ha işte onları annem soruyorum. Var, kaç yok. Kişi vardı? Fatma Hanım, o bina kaç vardı. Katlı? Annemgiller vardı. Annemgiller var. Annenler kaç yıldır o evde oturuyor Fatma Hanım? Uzun bir süredir. Uzun bir süredir. Yani siz evliyken de aileniz o evde oturuyordu ve oraya gidip gelirdiniz değil mi? Hı hı. Yani evet. Sizin eşiniz bu nişanı bir şekilde duymuş olabilir. Olamaz. Şu anda duyuyor. Nasıl duymuş olamaz? Yani evde bir nişan yapıldı. Belki bir yüzük alınıp gelindi, takıldı. Bir hazırlık yapıldı. İşte belki çiçeği, çikolatası. Bunlar olmadı mı yani? Bir dakika. Şimdi 9 Ekim bir hafta öncesi evet. oluyor. İki hafta bakın, önce kendi devletten yaptık öğrenme zaten fırsatı bunu. Vardı. Evet. Bir hafta içinde de Ahmet kayboldu dava açıldıktan evet. sonra. Ahmet en başından beri evli olduğumu biliyordu dediniz değil mi Fatma Hanım az önce? Evet. Yani nişan yüzüğünü takarken evli bir kadınla nişanlandığının farkındaydı. Evet. Kocanızla sorunlarınız olduğunu anlatmış mıydınız ona? Evet. Fatma Hanım eski eşinizden korkuyor muydunuz? Hayır. Peki niye o zaman böyle evliyken kalkıp biriyle nişan yaptınız, kalkıp onun evine gittiniz ve bunu ondan sakladınız ve boşanma davasını tam da bu neredeyse nişanın sonrasında açtınız? Yüzüğü taktıktan sonra. Neden? Bir nedeni yok. Yani böyle oldu. Yani hayırlısı buymuş, böyle oldu yani. Fatma Hanım, hayırlısı değil bu yani. Fatma Hanım yani... Ya yanlış yanlışı doğurmuş. Bir sürü yanlış yapılmış işin içerisinde. Hayır. Artık onları konuşmuyoruz da. Size eşiniz şiddet uygular Hayır. mıydı? Bu konuda herhangi bir başvurunuz var mı? Hayır yok. Bir koruma kararı, tedbir kararı vesaire yok değil mi? Ya bakın burada şunu, burada şunu irdelemeye çalışıyoruz. Rutin devam eden bir hayat var. Siz bu insanların hayatının içerisine giriyorsunuz. Ve aradan bir ay geçiyor. Nişanlınız kayboluyor. Şimdi dolayısıyla bunları sormak zorundayız. Özellikle eşinizin evli eşiyle başka birinin nişanlanmış olduğunu duyması sizce de öfkelenmesi için bir sebep değil midir? Anlatamıyorum herhalde. Duyacak bir yer yok yani. Söyleyecek bir insan yok yani. Benim kimse bilmiyor. Sadece biz aramızda yaptık. Aranızda ne oldu? Herkes gelmiş. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, apartman, ne bileyim herkes görmüş, gelmiş sonuçta. Bir hayır, apartman değil. Bizim evimiz müstakil bir ev. Hani yani sadece benim abim tarafı, annemler biliyor yani. Abin tarafı bir de kız derken, kardeşlerim biliyor. Abin tarafı derken Fatma Hanım? Kendi abim tarafı. Ailesi, onların abim, dostları. İki tane ablanız, abim var o yani. Onların eşleri. Evet. O evden 6 aydır sığındığınız hayır, evden. Hayır, onların dostları değil. Fatma sadece bir şey soracağım. Abimgil. 6 aydır kocanızda sorun var diye babanızın evine döndünüz. Konu komşu bunu biliyor. Afyon küçük yer. Herkes de uzun süredir annemler orada oturuyor. Birdenbire Fatma ortadan kayboluyor. Komşularınız annenize soruyor. Fatma kocasıyla mı barıştı? Ne diyor mesela anneniz onlara? Evet demiştir. Evet demiştir. Zaten ayrıldığımı kimse bilmiyordu. Evet demiştir. Evet demiştir. Kocanızla da sokakta biri karşılaştı. Aa Fatma'yla barışmışsınız ne güzel. Annesinin evinde değil. Gidip birine sorduğu anda çok rahat o eve birilerinin geldiğini, böyle bir nişan olduğunu, bu bilgileri öğrenme şansı var. Bakın siz ısrarla bu konunun üzerinde duruyorsunuz ya. Evet. Alakası olmadığını düşünüyorum ben zaten. Düşünüyorsunuz. Fatma Hanım zaten o siz bana çok sakin geliyorsunuz. Yani sanki ne olduğunu biliyormuş gibi bir havanız var. Yani o yüzden bu kadar. Yani bu değil işte. Başka bir şey. Ben biliyorum ama. Bilsem bakın anlatamıyorum herhalde size. Çok sakinsiniz. Yani siz şu anda ben... hani normal insani şartlarda aslında tabii bu terminolojiyi kullanmak ne derece doğru bilmiyorum da hani balayı devresini yaşayan bir adamsınız. Daha şurada bir ay olmuş. Yeni bir beraberlik kurduğunuz.
bu kurduğunuz kişi kaybolmuş, siz orada o kadar sakin öyle oldu, böyle oldu, böyle olmadı. O kadar sakin konuşuyorsunuz ki bunu anlamlandıramıyoruz biz. Yani siz biliyorsunuz galiba. Yani siz bir şey biliyorsunuz. Ben yaşadığımı nereden biliyorsunuz? Yazık burada gözü yaşlı Fatma insanlar Hanım, var yaşlı. Bundan eminim diyorsunuz ya, hocamın dediğinin üzerine bir küçük ilave. Başka bir neden mi var Ahmet'in gitmesi için ve siz bunu biliyor musunuz? Gerçekte başka bir şey mi var yani? Bir yere mi gitti bu? Ya da kaybolması işte. Başına bir şey mi geldi? Ne biliyorsunuz? Bir şey bilmiyorum. Bilsem zaten burada durmam. Ben de kaç gündür arıyorum onu. Mesela bir sıkıntısı var mıydı son zamanlarda? Maddi olarak bir borcu olabilir, bir açmazda olabilir. Ya maddi olarak bir borcu yoktu. Sadece sorunlarım var. Hani sorun yapıyordu yani, sürekli babamın yanına gidip geliyordu. Ne sorunu geliyorduk, vardı? Geliyorduk. Onu sorun yapıyordu yani, sana zaman ayıramıyorum diyordu. Size zaman hani yani en son iki gün öncesi de, evet, iki gün öncesi de bana hani sağlıklı düşünemediğini söyledi. Bir psikiyatriste gitmek istediğini söyledi. Hiç gitti ben mi de bir buna, doktora? Ablam da vardı hatta yanımda. Evet. Bilmiyorum. Gitmedi. O benim yanındayken gitmedi. Ama önce gitti mi bilmiyorum. Arabanın nerede o? Arabayı bulan ablanız evet. mı? Arabayı gören abla. Gören abla. Şimdi... Arabayı bulan abla değil yani. Gördü sadece. Bulan demeyelim. Ama tesadüf yani. Birdenbire çıktınız ve ablanız onu orada gördü. Tesadüf o da. Şimdi Süleyman Hanım, zaten Süleyman Bey. Zaten arabayı aramaya çıktık. Tamam. Süleyman Bey diyor ki sık sık babasına giderdi Ahmet. Evet. Fatma Hanım. Geliyordu. Ve o yüzden de üzülüyordu. Fatma sana çok vakit ayıramıyorum, babama gidip geliyorum. Bunu kafaya takardı diyor. Evet. Şimdi öyle mi? Şöyle bir şey var. Ben rahatsız olduğum için. Aha. Rahatsız olduğum için ben... Ben ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Pil takıldı. Evet. O yönden her cumartesi gelir gider. Hafta sonu. Evet. Hafta. Bir günü var zaten. Ne evet. varsa evimizde. Eğitici olmadan. İki günde bir orada giderdi diyor da Fatma Hanım. Hayır, iki günde bir günde haftada değil. Haftada bir. Evet, haftada. Peki buraya gelirken, programa gelirken sizi işte kim destekledi, git ara oğlunu diye? Ya da gitme diyen oldu mu? Hayır, gitme diyen bir konu olmadı. Burada bizim... Zeynep kızımız beni uyardı. İlk benim elini tutan o kızım tuttu benim elimden. Zeynep kim? Sizin burada. Ha, bizim oradaki Zeynep. Evet, tamam. Evet. Yok, ben de memleket. Programa gitme, arama diyen oldu mu hiç sana? Gitme diyen olmadı da şöyle bir şey oldu. Ben Zeynep'i kırmış oldum. Şimdi neden kırmış oldum biliyor musun canım? Şöyle bir şey oldu. Tabii ortam bozuk ya. Tam biz de... Tire'deydim o gün. Sabah erken köye gittim. Evet. Ehtiyacım var. Köye gidince hanımım dedi ki iki üç tıkım bir şey ye. Önüme kaybattı koyu. Bu başka bir şey mi? Daha. Şunu soruyorum ben. Mesela Fatma Hanım buraya gelmene nasıl baktı? Baba git ara mı dedi sana? Tabii canım tabii. Beraber gelecektik biz daha Türkçesi. Hı-hı. Ama... Çıkmamak şey tamam, güzel. Tamam, beraber yani arama diye bir şey yok. Peki senin oğlun sana hiç Fatma'nın eski eşiyle ilgili bir şey anlattı mı? Yani şu anki eşi aslında. Fatma'nın mı? Fatma'nın. Hayır, hayır, siz hayır. Nişan takmaya giderken Fatma Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz? Nereye? Afyon'a gittiniz ya nişan yapmaya. Tabii canım, biz o önceden gitti satı. Fatma önceden gidince biz arkadan gittik. Bunlar nasıl önceden gitti? Geldi biraz sizle yaşadı, sonra mı nişan yaptınız gidip? Evet. Şimdi... Bir orayı anlatır mısınız? Fatma Hanım'ı siz ilk ne zaman tanıdınız? Ben Fatma'yı tanıyalı bir ay oldu anca. Fatma önce geldi, biraz Afyon'da sizle... Fatma daha önceden buraya incelim geldi. Evet. Ablası gel, tanıştırdı. Evet. Tanıştırmışlar. Bundan benim haberim yok. Hmm. Nişandan önce tanıştılar yani. Tabii canım. Nişandan önce Ahmet'in evinde mi kaldılar geldiklerinde? Yok, ablasının evinde kalıyor. Ablasının evinde, peki. Ablasının evinde Ahmet'le kalıyor. Ahmet'le orada tanıştılar. Evet. Sonra siz ilk, Ahmet yani nişandan önce tanıdı Fatma'yı. Siz ne zaman tanıdınız Fatma'yı? Ben Fatma'yı tanıyalı bir ay ya geçti ya geçmedi. Yani arada. Şunu soruyorum Süleyman amca, sen Fatma Hanım'ı ilk nişanda mı gördün? Ha? Fatma Hanım'ı ilk nişanda mı gördün? Hayır. Nişandan önce gördün. Tamam. Tabii. Peki Ahmet o arada Afyon'a gidip geldi mi hiç? Hiç gitmedi. Nişan için mi gitti? Sadece ikimiz gittik biz. Nişan ormana, için gittiniz. Fatma'nın ablasından. Tamam. Fatma Hanım ama siz diyorsunuz ki ben Ahmet'i ondan önce görmemiştim diyorsunuz. Ama gelmişsiniz Tire'ye. Nasıl?
Tire'ye nişandan önce gelmişsiniz, tanışmışsınız, kalmışsınız. Az önce... Bakın geldiğimi söyledim zaten ben. Hayır, anlamıyor musunuz siz beni? Ahmet anlatamıyorum nişandan, ben. Ahmet nişandan bir gün önce geldi. O zaman gördüm, sonra da nişan oldu dediniz az önce. Ama şimdi Süleyman Bey diyor ki nişandan önce Fatma geldi Tire'ye. Ablasında kaldı. Ahmet'le orada tanıştılar. Biz sonra nişan için Afyon'a gittik diyor. Ben de aynısını söylüyorum zaten. Öyle farklı mi? Bir şey hayır, söylemiyorum. Hayır, hayır, Fatma Hanım hayır, siz Ahmet nişandan bir gün önce geldi Afyon'a dediniz. Öyle gördüm dediniz. Daha önce gördüm. Hayır, Ahmet gelmedi bir gün önce nişandan. Ahmet nişan günü geldi. Babası gel vardı, ablam pardon, vardı nişanlı yanında. Nişanlı geldi, bir gece kaldı dediniz işte, bir gün kaldı. Ben size daha evet, önce Afyon'u... Evet, ertesi günde geri döndüler. Ben size daha önce Ahmet'i yüz yüze gördünüz mü diye sordum ya. Gördüm siz, dedim, bir aylık tanışma sürecimiz hayır, oldu dedim. Hayır görmedim dediniz, telefonla konuştum dediniz. Hayır gördüm hatta dedim, dedim bir aylık ben size tanışma sürecimiz bir oldu, adam, bir aylık da bu dedim. Nişana geldikten sonra hemen kalkıp işte oradan nasıl taksi atlayıp geldiniz diye ben sordum size. Kapatın şunu ya. Siz bakın, Afyon'dan Tire'ye... Bakın ben anlattım zaten, bir aylık tanışma sürecimiz oldu. Telefonda ablamın yanında oldu kaldım, dediniz. Onu tanıdım. Daha telefonda sonra... Telefonda konuştum dediniz. Bir aylık tanışma sürecinde. Ben telefon şunu soracağım. Ahmet'i ilk... Ahmet bana gel dedi. Ahmet'le ilk ne zaman karşılaştınız? Ve nerede? Ahmet'le ilk buraya geldiğimde karşılaştım. Ablamın evinde. Ablanızın evine. Ne zaman gelmiştiniz ablanızın evine? Tarihi hatırlayamıyorum nişandan ama bir ay öncesi. Nişandan ne kadar önce? Nişandan ne kadar önce? Bir ay yani bir ay öncesi. Nişandan bir ay önce tanıdım ben Ahmet. Bir aylık öyle bir aylık tanışma aşamamız oldu. Bir aylık da bu yani. Peki o bir aylık tanışma aşamasında, bir aylık tanışma aşamasında siz Tire'de mi kaldınız? Evet. Tire'de kaldınız. Nerede kaldınız Tire'de bu bir aylık tanışma aşamasında? Nerede kaldınız? Ablamın Fatma? Evinde kaldım. Ablanızın evinde. Ne zamandır Ahmet'in evinde kalıp çocuğa bakıyorsunuz? Ahmet'in evi bir aydır dedim ya. Bir aydır Ahmet'in çocuğuna siz bakıyorsunuz. Doğru. Önemli en son sizin hala resmen İncan'ım bakın olmanız... arayın beni madem sizle birlikte konuşalım ben ya da oraya geleyim ben zaten ekip soruyorum gönderin size orada Fatma daha detaylı konuşalım. Fatma Hanım ben size zaten net soruyorum. Ben size Ahmet'le ilk tanışma tarihinizi sordum. Sadece telefonda konuştum dediniz. Yani sonrasında da şimdi hayır Afyon'a demedim geldiğinizi... kayıtlara bakın bir aylık sürecimiz oldu dedim. Yüz yüze ilk ne kayıtlara zaman gördüğünüzü tekrar bakın sorduğumda... bir aylık tanışma sürecimiz. Fatma Hanım gelin buraya rahat rahat konuşalım. Buyurun misafirim olun tamam mı? Buyurun, tamam gelin. Geleyim ben tamam. Oraya tamam. Buyurun tamam. Gelin rahat rahat konuşalım. Yanınızda ben da kaçmıyorum Süleyman... ben buradayım. Kaçıyorsunuz demiyorum zaten sadece anlaşamıyoruz. Süleyman rahat. Abiyle tamam. Konuşun. Ben yarın bekliyorum sizi buraya. Hayır size ben anlatamıyorum sadece. Tarihler konusundaki farklılıklar olduğu için ben tekrar aynı şeyleri sormak zorundayım. Size bir net soru soracağım. Ahmet'in kaybolması için bir sebebi var mıydı? Ahmet'in kaybolması sadece bana zaman ayıramaması, babamın oraya gidip gelmemiz. Benim düşüncem bunlar yani. Ahmet bunu yani, aldı. Bir aydır mi? Nişanlısınız. Niye zaten zaman ayıracak adam niye kaçıp gitsin otursun yanınızda? Evet. Bilmiyorum bunları da yani bir de bilmiyorum o yani. Çocuğa bir aydır siz bakıyorsunuz. Babama nerede sorun. Şu anda çocuk? Okulda. Gene siz mi bakıyorsunuz ona? Evet. Yani bir aydır tanıdığı bir insana bir adam 8 yaşındaki çocuğunu bırakıp ortadan niye kaybolsun? Bunun sizin eski yani evliliğinizle hala devam eden evliliğinizle bir ilgisi var mı? Çünkü tarihler bu kayboluşla çok yan yana. Şimdi onları tekrar incelediğimizde aslında o yakınlığı belki de daha net göreceğiz. Süleyman Bey bu eski eşle ilgili tamam, hiç inceleyin. Oğlun bir şey duymuş muydu? Rahatsızlığı var mıydı? Oğlumu mu? Evet. Sadece oğlumun incelem bir kalp rahatsızlığı var. Hayır hayır eski kocası. Yani kadın hala evli. Evli biriyle nişanlandı tamam, ya. Tamam anlayayım tamam. Biliyor anladım.
Hayır, öyle bir sorun çekmedi. Evet, Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Az önce de izlediniz, yayın başında da aktarmıştım. Eşi Ayşe Hanım ve hep bahsi geçen Arif T. tutuklandı. Aynı zamanda da yayınımıza katılıp Ayşe Hanım'la ortak bir çocukları olduğunu itiraf eden ve Denizli Buldan'a geliş tarihiyle ilgili hep çelişkili tarihler veren, bir dediğinde diğerinde böyle zaman zaman örtüşmeler olmayan gizli tanık da tutuklandı. Hemen Murat Sönmez'e dönelim. Başka ne gelişmeler var? Gizli tanık niye tutuklandı? Hocam dedi ki Hasan Bey, bu tutuklamalar cinayet şüphesiyle tabii gerçekleşmiştir her üç şahıs içinde. Murat'ın anlatacaklarını dinleyelim. Murat, merhabalar. Hasan. Murat, İyi yayınlar İnce Ertuğrul. Çok teşekkürler. En sondan başlayalım aslında. Gizli tanıktan. Bu gizli tanık kendiliğinden ulaşmıştı sana. Sen o süreci bize bir özetle. Sonra yayında anlattıklarıyla bizi çok şaşırttı ve konuya da başka başlıklar eklendi. Şimdi de onunla ilgili tutuklama kararı çıktı. İfadede ne söyledi? Orada hangi çalışmalar yürütülüyor? Lütfen özetle. İnce Ertuğrul, gizli tanık bize ulaştığı zaman köyde çeşitli istihbaratsal faaliyetler yürüttüğünü ve bu kapsamda köylülerle konuştuğunu ve cinayetle ilgili önemli detaylara ulaştığını söylemişti bizlere. Daha sonra kendisiyle görüştüğümüzde bize bu konular hakkında bilgiler verdi ve bunu yayınımızda da anlatmak istediğini söyledi. Tabii biz yüzünün görünmemesi noktasındaki teklifine saygı duyduk ve yüzü görünmeden yayınımıza katılarak çok önemli iddialarda bulunmuştu. Bunu ekranlara taşımıştık. İzleyicilerimiz de zaten bu iddiaları canlı yayınımızda duymuşlardı. Ama şunu da söyleyelim, hemen sonu, yayının sonunda ne demişti? Ayşe'nin üçüncü çocuğunun babası benim demişti. Bu çok da önemli bir iddiaydı. Çünkü o güne kadar Ayşe'nin üçüncü çocuğu var mı yok mu, bu noktadaki tartışmalar devam ederken, ki Ayşe bunu kabul etmiyordu. Hiçbir zaman da kabul etmedi. Ama o anda gizli tanığımız ben Ayşe'nin üçüncü çocuğunun babasıyım dedi ve gelişmeler zaten bundan sonra başladı. İkinci günde yayınımıza çıktıktan sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Ortadan kayboldu ve bu arada cinayetle ilgili aslında başka kişileri işaret etti açıklamalarıyla bu gizli tanık. Evet, cinayetle ilgili daha çok farklı kişiler üzerine odaklandı. Yine Hacı Veli'nin abisi Hasan'ı ve ailesiyle görüşmüştü. Yine köyde farklı kişilerle görüştüğünü ifade etmişti. Bununla ilgili kendi elinde çeşitli donelerin olduğunu, çeşitli görüntülerin olduğunu iddia etmişti. Tabii bunlarla ilgili bizim ulaşabildiğimiz herhangi bir nokta olmamıştı. Ama ikinci gün yayınımızın ardından bir anda ortadan kayboldu ve biz de daha sonra kendisine çok ulaşamadık. Ama Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri gizli tanığı Mersin'de düzenlenen bir operasyonla yakaladılar ve soruşturma kapsamında Denizli'ye getirdiler ve Buldan Adliyesi'nde Buldan Savcılığı'na çıkarttılar. Dün bu gözaltı süreci devam ediyordu. Gözaltı sürecinin ardından ifadesinde çeşitli noktalar söylemiş. Özellikle mesela, Buldan Hacı Veli'nin köyüyle ilgili çeşitli noktaları, tabii çeşitli noktaları söylemiş ve bu noktalar üzerinde bugün kadı çalışmaları düzenlendi. Bugün jandarma, Buldan Jandarması kadı çalışmalarını yürütüyor. Kendisi de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak. Murat. Neyle ilgili bir nokta söyleniyor ve kazıda aranan şey nedir? Öncelikle şunu söyleyelim, vermiş olduğu ifadede suç unsuru Hacı Veli'nin öldürülmesine neden olan silahla ilgili belirli noktalar göstermiş ve bu noktalar üzerinde kazı çalışması yapılıyor. Şu anda ekipler bu noktadaki çalışmalarını köyde yürütüyorlar. Kendisi de dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi hocam, bu çok önemli. Yani tabii. Mersin'de yakalanıyor. Oysa orada bir çocuğu var, nüfusuna da kayıtlı. Çocuğun annesi olan kadın ifadeye çağrılıyor, tutuklanıyor, ortadan kayboluyor. Yani onu bırakıp tek başına kaçıyor ve bir silah gömülü olduğu nokta işaret ediyor. Yani şimdi ifadeden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verir. İfade inandırıcı mı değil. CMK 100'e göre kaçma şüphesi, delilleri karartma veyahut da tanıklarla konuşup onları etkileme çabası içerisinde olma şüphesi vesaire olunca zaten bir tutuklama olur. Kuvvetli suçu işlediğine şüpheyle birlikte. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi biz burada suçu ve suçluyu gizleme suçundan dolayı tutuklandığını söylemiyoruz. Cinayet şüphelisi olarak bunlar tutuklandı. Üçü içinde mi bunu kullanıyorsunuz hocam? Üçü içinde. Bakın, ben dört kişi söylemiştim. Evet. Tahmin ettiğim bir kişi gelmedi. Muhtemelen ifadesi alınmıştır, sadece gözaltı süreci olmamıştır.
Üçü de cinayet şüphelisi olarak. Azmettirici olabilirler, iştirak eden feri iştirak olmuş olabilir ama üçü de kesinlikle cinayetle ilgili. Hayır, silah yeri işaret ettiğine göre itiraf etti. Acaba bir itirafta mı bulundu çünkü ya da? Hani bu silah şuraya gömüldü dediyse nereden bilecek? İştirak etmediyse bilmesi mümkün değil. Peki Murat, şu ana kadar bu kazılarda yani birkaç farklı noktadan mı bahsediyor bu gizli tanık? Tek bir yeri mi söylüyor? Bir sonuç elde edildi mi? Birkaç noktayı söylüyor. Bu birkaç nokta içerisinde de henüz ulaşılmış bir detay yok. Yapılan çalışmalar devam ediyor. Gün içerisinde muhtemelen de bir sonuca ulaşılacaktır. Evet ya da orada suç unsuru aletinin olup olmadığına yönelik çalışmalar devam ediyor ama henüz bir sonuca ulaşılmadı. Peki bir şey sorabilir miyim Murat? Yani ben bunları buraya gömdüm mü veyahut da şu şuraya gömdüm mü şeklinde bir beyanı var. Nedir? Kendi mi gömmüş, gizlemiş? Kendi bu, gömdüğü yerden mi arıyoruz? Şunu söyleyelim, ifade ile ilgili. İfade ile ilgili detaylara henüz gizli kararı nedeniyle şu anda ulaşma imkanımız yok. Bu noktada henüz elde ettiğimiz bir yeni bilgi yok. Sadece dün ifadeye alındı, gözaltına alındı, gözaltında vermiş olduğu ifade kapsamında bugün Buldan Doğanköy'de kazı çalışmalarının başlattığına yönelik elimizde bilgi var. Dosyadaki gizlilik kararından dolayı da ifadesinde neler söylediğini net olarak ulaşmış değiliz. Şimdi o çalışmalardan çıkacak sonuçla birlikte tabii ki soruşturma devam ediyor. Şu anda hala belki Hasan Bey'in dediği gibi başka şüpheliler de var bu konuyla ifadesi alındı bırakıp tekrar çağrılacak olan. O nedenle de her şey paylaşılmıyor. Ben buradan bir kez daha JASAT'ı da kutlamak istiyorum. Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı çalışan o timi ve savcılık da çok titizlikle yürütüyor bu soruşturmayı. Çok fazla bilgi paylaşma şansımız da yok tabii, belli noktaya kadar. Murat, ekleyeceğim bir şey var mı şu an için? Evet, soruşturma kapsamında çok ciddi bir çalışma yürütülüyor diyebiliriz. Adeta 5 yıl önce yaşanmış olayın bugün yeniden sıfırdan başlayarak çalışmalar yürütülüyor. Bu anlamda Buldan Savcılığına, yine Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerine buradan tebrik etmek istiyorum. Çok titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz. Onları senden alacağız. Şöyle bir toparlayalım. Bu cinayetle ilgili 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili öldürülen Hacı Veli'nin eşi, Hacı Veli'nin eşinin kendi ağzıyla ifade daha önce söylediği bir ilişki yaşadığı Arif T. ve yine canlı yayında gizli tanığın kendisinin itirafıyla çocuğunun babası olan gizli tanık sıfatıyla gelen kişi şu anda tutuklandılar cinayet şüphelisi olarak. Ve işte cinayetin gerçekleştiği silah şuraya gömülü, şurada gömülü ya da gömdüm mü, şu mu gömdü, orayı bilemiyoruz net olarak demesi üzerine de orada çalışmalar sürdürülüyor. Bilgiler geldikçe size anlatacağım. Bütün amacımız suç işleyenin cezasız kalmaması yönünde. Tabii. Çünkü suçları cezasız bırakırsanız, bıraktığınız müddetçe yeni suçların oluşmasına zemin hazırlarsınız ve sonuçta da işte biz sadece bunları konuşup bunlarla uğraşan bir toplum halinde yaşamaya devam ederiz. Onun için de en başta yanlış yapmayalım diyoruz. Şimdi geçiyorum öbür konuma hemen. Aytaç Aksoy, genç bir anne, 27 yaşında bir kadın. Yani 27 yaş aslında daha yeni evlilik yaşı, evliliğin düşünülmesi gereken çağlarken Aytaç Hanım'ın 5 çocuğu var. 5 çocuk annesi ve en büyüğü 12 yaşında. Ve Aytaç Hanım bize, çocuklarımı görmek istiyorum ve eşim onları bana göstermiyor diye başvurdu. Aytaç Aksoy 2 yıldır görmediği 5 çocuğuna kavuşabilecek mi? Ben evlatlarımı istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Orada sen bir sürü yalan söylüyorsun. Bunlar ortaya çıkınca tamam, ne olacak? Tamam, gel buraya. Senin dediğin gibi onlar seni dışarı atmamış. Sen evi terk etmişsin. Hayır. Ve başka bir takım iddiaları daha var. Aytaç Aksoy dosyasında taraflar canlı yayında yüzleşiyor. Birazdan. Aytaç Aksoy'un anlattıkları şaşırtıcıydı. Çünkü sadece çocuklarını görmemek değil buradaki sorunu. Aytaç Hanım diyor ki benim eşim, benim abimin dini nikahla birlikte olduğu, Aytaç Hanım Azerbaycan'dan buraya gelmiş, Bakü'de evli olduğu eşiyle şimdi birlikte yaşıyor. Sonrasında Mustafa Bey de bunu kabul etti. Röportajlarda da dün anlatmışlardı. Mustafa Bey şu anda yan stüdyomuzda. Yani canlı yayında. Yüzünü göstermek istemiyor. Biz de buna saygı duyuyoruz. Bir Mustafa Bey'e bir hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar Mustafa Bey. Hoş bulduk İnci Hanım.
Bütün bu iddialara bugün siz de cevap vereceksiniz ve anlatmak istedikleriniz var. Bu arada aslında yayına beklediğim bir konuk daha vardı benim. Aytaç Hanım, siz bana destek oldu dediğiniz bir beyefendi vardı, Aziz Bey. Dün telefonla katılmıştı. Evet. Onu da davet etmiştim, gelecekti ama ya burada değil. Ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Ticari taksi çalıştığı için kendisi gece hani gündüz vardısından uyanamamış herhalde. Ama o da telefonda olacak. Hatta evet. Mı şu anda Aziz Bey? Birazdan alalım Aziz Bey'i ya da arkadaşlar. Tamam. Aziz Bey merhaba, duyabilir miyim sesinizi? Merhaba ablacığım. Kolay tamam. Gelsin. Tamam, hoş geldin. Şimdi Mustafa Bey, siz Aytaç Hanım'la ne zaman tanıştınız? Bir tarih verin ve öyle başlayalım lütfen. Tabii olur efendim, ne demek. 2006 sonu gibi. 2006. Evet. Doğru mu Aytaç, sen... Bir anlatsın. Tamam, nasıl evet. Tanıştınız? Halamın evindeydi kendisi. Evet. Annesi vardı o zamanlar. Evet. Evet. Annesiyle, o zaman annesi babamla evlenmek şeyi vardı. O sebepten dolayı tanıştık. Annesiyle babam olmadığı için tanıştık o arada. Peki, sonrasında da siz Aytaç Hanım'la evlendiniz. Bu evlilikten de 5 çocuğunuz oldu, evet, değil mi? Ve şu anda da evliliğiniz devam ediyor. Resmi olarak öyle gözüküyor tabii. Boşanma davanız da sürüyor bir yandan. Sürüyor, evet. Şimdi 2006'da tanıştık diyorsunuz. Evlenme tarihinizi söyleyin lütfen. 2008. 2008. Resmen evlilik tarihiniz. Resmi, evet. Çocuğunuz evlenmeden önce mi dünyaya geldi, sonra mı dünyaya geldi? Evlenmeden önce geldi. Evlenmeden önce. Ne kadar önce? 10 ay falan. Yani hayır, 2007 diyelim. 1,5 yaşındaydı oğlum. Aytaç 1992 doğumlu. Oğlum 1,5 yaşındaydı biz evlendiğimizde. 2007 doğumlu. Dolayısıyla 15 yaşından önce evet. Bir hamilelik süreci. Tabii ki. O kendisi de 30 yaşındaydı. Yani Mustafa 30 yaşındaydı. Mustafa Bey, tanıştığınızda 14 yaşındaydınız. Evet, tanıştığımızda 13. 14 yaşındaydık. 13. Anne olduğunda da 15 mi? İnci Hanım, şöyle bir şey diyeceğim. Buyurun. Şimdi tanıştık ama tanışma sebebimiz yani halamın evinde olmuş olan bir şey. Kendileri annesi de vardı. O zaman yaşını bana 14 demedi. Şimdi resmi olarak konuşuyoruz da. Mesajlardan çıkarttık. 18 yaşı var diye söylendi bana. Tamam, kendisi 20 de biliyor. Ben bir şey söyleyeyim miyim? 20 senelik hattını aniden kapattıran bir insan. Mesajlarda benim yaşım 14 dedim. Hatta halası, babası falan anneme kızını evlendirelim. Benim kızım küçük olmaz dedi. Bu şahıs da o zaman 30 yaşındaydı. Ben onların evinde kalıyordum. Gidecek yerim yok diye. Annem beni oraya bırakmıştı. Çünkü annem yatılı çalışıyordu. Peki. Ben 13 yaşındaydım. Yaşımı çok iyi hatırlıyorum. Tamam, 14 yaşındaydın sen. 13. Ben sana sorduğumda senin yaşın kaç diye sen bana ne dedin? Hı. 18 ne yaşındayım dedin? Demedin mi? Ben 18 duruyor muydum peki Mustafa? 13 yaşındaki bir kız tamam, 18 durur mu? Tamam, 18 durmuyordun. Büyük duruyordun. Ha. Büyük mü duruyordun? Ben sana kimlik sordum. Kimlikte yok dedin yanımızda. Niye annem pasaportumu dedi. Alsaydın baksaydın annemin çok bilgili bir insansan eğer? Ha? Nasıl? Pasaportumu alıp baksaydın. Pasaportunu göstermedi ki annem, biliyorsun sen de. Allah Allah, neyi biliyorum Mustafa? Hadi annem yanlış Mustafa yaptı. Bey. Sen kızı yaşındaki bir... Ama sen beni buradan şey yapmaya çalışıyorsun. Sen beni kötülemeye çalışıyorsun buradan. Ben Aytaç hakkımı Bey. Savunuyorum. Sen bana bir söyle cevabını. Yaşında... Sen bana 18 demedin mi yaşım? Dedim mi demedin 18 mi? 18 gibi duruyor muydun Mustafa? Yalan konuşmayalım. Aytaç Bey. Şimdi onun... Aytaç Bey diyorum, özür dilerim. Mustafa Bey... Aytaç size yaşını 18 demiş olsa bile şöyle bir gerçeklik var. Tanıştığınızda 14 yaşındaydı. Siz 30 yaşındaydınız. Ha. 15 yaşında anne oldu. Aytaç Hanım bunun hatta bir yıl daha erken olduğunu iddia ediyordu. Hani evet. Ben sizin beyanınıza dayan olarak devam ettiğimde de... İsmine de resmi sonra, olarak Aytaç diyorlar ama Ece diye geçer. Ece, tamam. Ece denir. Ece mi derler sana? Kendisi diyordu zaten Ece diye. Ece diye. Peki. Azeri ismi kullanmıyorum diyordu. Olur mu, senin annen koymuştu Ece tamam, diye ismi. Tamam, önemli değil Ece ya da Aytaç tamam, olması. Öyle. Önemli değil. Tamam, Ayca sonuçta olsun. Siz o da güzel. Aytaç Hanım'ın yaşı büyütülerek resmen evlendiniz ve evlendiğinizde zaten bir çocuk annesiydi Aytaç. Onun ardından da 4 çocuk daha dünyaya geldi. Şimdi sizin 5 çocuğunuzun annesi. Evet. Ve 2 yıl önce de evi terk etti, öyle mi? 2 yıl değil. Ne kadar önce? 2018 Mart ayında bir kere gitti evden. 2018 Mart 25 gün gitti evden. Beni şikayet etti pasaportumu tutuyor diye karakola. Evet.
Ben de evet, yok efendim dedim. Pasaportu şiddet burada dedim. Şiddet olarak gitmedin mi? Benim boğazımdaki başörtümün iğnesini geçirdiğinde. Neyin sen benim bütün evraklarımı saklamıştın, vermiyordun. Ha? Niye söylesene. Bak Eda Ataman'ın konuşmasını istiyorum ben. Peki bu... Eda Ataman kim ya? Ha. Bu arada Aytaç'ın arkadaşı da Eda burada da. Ona da hoş geldiniz demeyi unuttum. Hoş bulduk İncan. Eda da burada. Aslında eve getirmek istediğim misafir evet, Eda mıydı? Evet, 10 yıllık benim arkadaşım. Tamam, her tamam şeyi bilen. Şimdi o kadar çok konu başlığı var ki hocam. Yani bir kere evet, 14-15 yaşında çocukken anne olan bir kadın var. Yani bunların İnce suçla Hanım ilgili konularını... Bak. Mustafa Bey izin verin lütfen. İnce. Konuşacağız ama bu suçun hala geçerliliği ve şikayet hakkı var mı? Bir onu bak öğrenmek şimdi istiyorum Aytaç'ın. Çok ciddi bir suç. 30 yaşında çünkü o zaman Mustafa evet Bey. Bu suçla ilgili olarak yani verilecek ceza 5 ila 20 yıl arasında bir hapis cezası ise o suça ilişkin dava zaman aşımı 15 yıldır. Dolayısıyla suç işlendiğinde herhangi bir rızası söz konusu olmayacağı için. Rızası yani var efendim. Bu, rıza bakın, rıza var, önemli değil ya çocuğum. Rızasının hiçbir önemi yok 15 yaşından evet küçük olması nedeniyle. Dolayısıyla bu bir nitelikli cinsel istismar suçu evet kapsamına giriyor. Azerbaycan efendim siz avukat böyle söyleyeyim olursa tabii bak nitelikli cinsel istismar suçu 15 yaşından küçük birine karşı rızam var dese bile kesinlikle suç kabul edilmiş olur. Ve bunun cezası da halihazırda 20 yıla kadar hapis cezası. Biliyor musunuz bunu? Nerede evlendiniz? Efendim, nerede evlendiniz Mustafa Bey? Ben Bakü'de evlendim. Bakü'de evlendiniz. Ben nasıl? Şimdi, ailesinin izniyle mi? İnci Hanım. Anne. Ben şimdi Allah zaten aşkına. Azerbaycan'da izin verilmiyor yaş ufak olduğuna dair. Bak, yani öğretti. Orada çıkıyor her şey yaşının ne olduğu. Bunun kimliği, pasaportu hiçbir şey yoktu. Bunların hepsini ben çıkardım oraya gittim. 5 sefer Azerbaycan'a gideyim. 35 milyar para harcadım kendisine. Yani bir tecavüz değil, teknik olarak da ben şimdi kanun diyor bunu. Kanun diyor. Kanun diyor da ben zaten kanunlara uygun hareket ettim. Annesinin rızasını alıp kendisinin rızasını alıp Azerbaycan'da büyük nikahımı yaptım diye bir şey yok. Lütfen bunu kabul edelim. Burada büyük bir yanlış var. Bu önemli bir yanlış. Bunu da belirtmek zorundayız. Bir de suçun işlendiği tarihte geçerli olan kanun önemli değil midir? Ben öyle biliyorum. O tarihte benim hatırladığım kadarıyla 5 yaştan fazla fark varsa 2'ye katlanıyordu bir de ceza. Zaten suçun işlendiği tarihteki Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ama usul yasaları yani zaman aşımı her halükarda geçerli. Şimdi ben Azerbaycan'daki kuralı bilmiyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Mustafa Bey diyor ki biz Bakü'de oranın yasalarına göre ailesinin iznine de gerek yoktu. Evlendik. Evlendiğinde daha Aytaç 16 yaşındaydı. Evet, Bakü'de evlendiklerinde ve var üzerinde de yani zaten bebeği vardı yani. 1,5 yaşında Erdem benim oğlum vardı zaten. Sen bir dakika sen 2009 yazmışsın söylüyorsun. Erdem kaç doğumlu Mustafa? 2008. Sen daha çocuğunun ismini bilmiyorsun. 2008. Ne? Aytaç Hanım. Nasıl bir daha sen sonra daha çocuğun ismini bilmiyorsun. 14 yaşında diyorsun çocuğa. Erdem kaç senesinde doğumlu kaç söyle. Kaç yaşında Erdem? Ha, 2007 doğumlu. Sen diyorsun 2009 nasıl doğumlu. Nasıl 2007 doğumlu? Aa. Erdem kaç doğumlu Mustafa Aksoy? Ben onu çıkartırım. 2008 12. ayda doğumlu bu. Mustafa Bey siz dün dediniz ki... Erdem'in doğumunu bile bilmiyorsun. Siz dün dediniz ki ilk çocuğum nüfusa bir yıl geç yazdırıldı. Yani burada 2008 doğum tarihi demek ki 2007 doğum tarihi. Sizin dünkü beyanınıza göre. İnci Hanım bir de söyleyeceğim şey var. Kendisi evden... Bir dakika önce bir şunu çözelim gidelim. Tamam. Siz dün dediniz ki benim ilk çocuğum bir yıl geç yazdırıldı. Evet. Önümde nüfus kayıt örneği var. Birinci çocuğunuzun nüfusa yazdırıldığı tarih 2008. Evet. Yani sizin ilk evladınız 2007'de evet, dünyaya gelmiş. Haziran ayın ikisinde. 2007'de dünyaya hastane gelmiş. Kayıtları. Ve Aytaç da o zaman daha zaten 15 bile değil yani. Değildim. 15 bile değil. 14 yaşında hamile kalmış bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yanlışın en büyüğü bu. Sonrasında da bu evlilik resmiyete dökülmüş. Azerbaycan'da annesinin izniyle. Evet. Hani deyim neredeyse bu kılıfına uydurulmuş. Evet. Ardından 4 çocuk daha dünyaya gelmiş. Evet. 2018 Mart'ında bir saniye ne olduysa Aytaç 5 çocuğunu bırakıp o evden evet çıkıp sığınma evine gitmiş. Kimse İnci olduğu niye yerden niye gitmez. Niye size soruyorum niye? Soracağım İnci Hanım bir şey soracağım. Buyurun. Evden kendisi mi gitmiş yoksa ben mi kovmuşum? Vallahi her gün bana 100 lira getir Aytaç. Yok 150 sen, lira getir. Sen bir, bunu diyen bana kelimeler, aydınlat.
Bir dakika. Evden kendin mi gittin, arkadaşınla mı? Ne iş yapacaksın da 150 lira getireceksin? Ben hemen temizliğe gideceğim, oraya gideceğim, buraya gideceğim. Yani ben 150 gideceğim, lira diye bir rakam iki, dün tabii de söylediniz koyuyor. De. Tabii sınır koyuyor. 70-80 lira oldu mu o gün kıyamet var. Çünkü bu efendinin. Bu, sen beni evden kovdun ya, dedin. Ya Eda Ataman konuşsun mu lütfen? Bir Mustafa çok şey Bey gidiyor. Ne iş yapıyorsunuz sorabilir miyim? Ben barangozum. Kapalı koltuk imalatı yapıyorum. Güzel, bir kere yalan konuştuğu burada belli. Beni diyor evden kovdu diyor. Şimdi diyor ben kendim evden çıktım. Senin bunların, yüzünden çıkmadım sen beni. Git çalış para getir demedin mi? Ha? Efendim? Git bana çalış para getir diyen sen değil misin? Doğalgazın hayır, kapalı devletten yardım alan insan. Sendin. Ben sakin çalışacağım, mi? Ben gitmek zorundayım de, diyen sen Mustafa Bey, yo, sakinim. 2018'de işte sığınma evine gitti ve eve arkadaşı Eda'yı getirmek istedi. Ben de Eda'yı getirdi çıktım İnci Hanım. Evet. Eda Hanım dediği da kişi de sığınma evinden bulduğu bir kişi şimdi. Evet. İnci Hanım, evet. Ben konuşabilir miyim? Bunu kendisi benden neden nefret ediyormuş burada bir anlatsın. 6 sene önce bu kadını eve getirdi bana. Kendisi neden benden nefret ediyormuş burada bir anlatsın. Söylesin. Varsa o kadar yüreği bana bunu anlatsın lütfen. Neden Eda'yı istemediniz evde? Bu kadını 6 sene önce bu kadın niye hitap getirdi. Edemezsin sen haddini bil. İstismar. İnci Hanım. Senem, yıllar evvel. Yıllar sen, benim evvel. Evime, sen benim eve gelip Mustafa abi dışarıda kaldım çocuğumla. Sen demedin mi bana? Ben de elimi alıp sana, ben senin kapımı açmadım kaldım. Mı? Bir saniye önce dinlemeyi bil, anlatıyorum. Ben dinlemeyi biliyorum, ben sen konuşuyorsun. Ben evinde kaldım İnci Hanım. Bir süre benim durumum çok sıkıntılara girdi. Evet. Yani çocuğumla sokakta kalmıştım. Evet. Ece sağ olsun bana böyle böyle dedi. Eşini ikna etmişti, evlerine gittim kaldım. Tamam. Kaldığım çünkü dönem zarfında ben elimden geldiğince hani çünkü çalışmıyordu işte, masraf tamam da yapmaya çalıştım. Evlerinde kaldığım dönem zarfında bu kızdan doğum yapmıştı. 40 günlük müydü? Bilmiyorum evet, ne kadarlıktı. Aslıhan 40 günlüktü. Aslıhan kızı 40 günlüktü. Ben emzirdim onu. Süt annesiyim bu arada. Evet. Kızı bu eve geldi. Kafası artık nasıl bir şeydi bilmiyorum. Hani girmeyin. Kendisinden evet geçmiş. Kızın kucağında 40 günlük bebek vardı. Cam küllüğü fırlattı. Kapıyı kapatmasam bebek ölüyordu. Allah yalan söylüyor. Bunu yalan kabul etsin. Yok, doğru. Karakolda ifademiz var Mustafa. Karakolda ifade var. Bizi şikayetçi olduk. Şikayetçi olduk. Şikayetçi olduk. Ben kendisini karakola çektim diye bana düşman Eda oldu İnci Hanım. Eda diyorsun sen kim oluyorsun? Niye, ben kendisini karakola çektirdim sen, diye ben kötü oldum. Sen Aytaç'ın neyi oluyorsun? Arkadaşım. Arzu Masimova kim oluyor? Arzu Masimova kim oluyor benim 5 çocuğuma bakıyor? Ha? Hadi Azerbaycan Azerbaycan diyorsun. Ha. Benim çocuklarım Türk Cumhuriyeti'ne ha ait. Kim oluyor da benim çocuklarıma Türkiye'de gelip bakıyor? Allah benim razı olsun çocuk. Ben arkadaşıyım. Çocuklarıma bakıyor. Bir sakinleşelim. Çocuklarıma Mustafa bakıyor. Bey, Arzu Hanım sizin evinize ne zaman geldi? Hı. Orada da yalan söylüyor. 2017 diyor. 2018'in Temmuz ayında geldi. 2018'in Temmuz ayında. Evet, siz Arzu Hanım'la pasaport olsun girişi tamam var yani. Siz Arzu Hanım'la ne zaman tanıştınız? Daha önceden giriş yapmış. Efendim? Arzu Hanım'la ne zaman tanıştınız? 2017. Arzu Hanım'la ben yeni tanıştım. Ne? Ya ama nasıl tanıştınız? Kendisi yazışıyordu. Ben nasıl tanımıyordum tanıştınız? Kendisini. Arzu Hanım'la tanıştığınızda Arzu Hanım kimdi? Sizin tanışma sebebiniz neydi? Efendim? Arzu Hanım'la kim olarak tanıştınız siz? O Bakü'de yaşıyordu ya. Şimdi efendim, nasıl tanıştınız? İnci Hanım şöyle oldu olay. En önce abisi vardı. Abisiyle oradan tanışma mevzusu. Nasıl? Ben bir kendisiyle söyleyin, konuşmadım hiç. Abinizi, oradan abisini, tabii ki tanış. Mustafa Bey, Arzu Hanım sizin eşiniz Aytaç'ın abisinin neyiydi? Heh. O zaman 2014'te imam nikahlı eşi olmuş. 4-5 ay. Dini nikahlı eşiydi. Siz tanıştığınızda, siz tanıştığınızda 2018 Temmuz'unda geldi diyorsunuz ya. Evet. Yani ne zamandır görüşüyordunuz kendisiyle? Kendisiyle yeni görüştüm. Bana mesaj attı. Aytaç nasılsın diye. Ben de o mesaj üzerine verdim. Engelliydi, engellemişti. Aytaç burada yok. Evi terk edip gitti. Engelli. Oradan başladı konuşmamız. 6 senelik bir daha Arzu Hanım kapattırdı. Şu anda sizinle 2018'den beri sizin evinizde Temmuz'dan beri birlikte yaşadığınız ve eşiniz olarak herkese tanıttığınız kişi mi? Evet. Ama sizin resmen eşiniz buradaki Aytaç, çocuklarınızın evet annesi. Evet. Aynen öyle. Ve bu Aytaç Hanım 2 yıldır çocuklarını göremediğini söylüyor. Evet. Aslında bizim konumuz bu. Niye çocuklarını göstermiyorsunuz? Çocukları göstermiyorsun diye bir şey yok. Resmi zaten boşanma davamız sürüyor. Boşanma davası müşteri ayrı, çocukları görmesi ayrı şimdi bir konu. Şikayet üzerine karakoldan buraya eve gelinme diye çocuklar da görmek istemiyor. Niye? Çocuklar seni görmek istemiyor. Şimdi bu çocukların mahkeme dava açılıp açılmaması vesaire değil.
her halükarda çocukların anneyle görüşmeleri gerekir. Çocukların üstün yararı gereği. Yani çocuklar ben istemiyorum diye annelerinden uzak tutulamazlar. Aynen öyle. Bir pedagog eşliğinde muhakkak görüşürler. En azından çocukların gelişimi noktasında bir sıkıntı yaşanmasın. Bir velayet düzenlemesi var mı Mustafa Bey şu anda? Yok, velayet hiçbir şey yok. Hiçbir mahkeme şey yok. Yani sadece 11. ayda ortak. Okullardan da çıkarmış. Tamam. Benim bir ara vermem lazım. Hayır, okullardan çıkarma yok. Sen yine yalan söylüyorsun. Şirin Evren Mehmetcan okumuyor şu an orada. Aytaç bir saniye. Sizin cevap vermek istediğiniz pek çok konu var ve sizin de iddialarınız var. Ben size de söz hakkı vermek istiyorum. Çünkü Aytaç anlattı, sizi de dinlemek istiyorum ama asıl bu 5 çocuk niye anneyle görüşemiyor onu çözmek istiyoruz. Ahmet Karadayı 9 Ekim'den bu yana kayıp sevgili seyirciler. İzmir Tire'de kayboldu. İşe gidiyorum diye evden çıktı. O gün bugündür bir haber yok. Kendisini görenler bilenlerden yardım istiyoruz. Bu ve diğer konularla yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize sevdiklerinizi güzel bir akşam diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.